Değerli Vav TV izleyenleri, Doğudan Batı'ya tarih programıyla karşınızdayız. Bugün çok harika konuklarım var ve çok güzel bir konuyu konuşacağız. Tam sahanın içinden gelen, bu işe emek veren, kafa yoran iki değerli akademisyen, iki değerli hocamız. İlk olarak Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel, İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve kendisiyle tanışmışlığımız çok eskilere kadar giden, onun öğrencilik yıllarına, benimse akademik hayatımın ilk başlangıcına kadar giden değerli kardeşim, Doktor Öğretim Üyesi Dilara Uslu, Bilecik Şeyhedebalı Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Benim açımdan çok keyifli oluyor. Bazen öğrencilerimi, bazen arkadaşlarımı burada görmek, akademisyen olarak görmek. Hele ki hocam siz bizden çok daha tecrübelisiniz, bunu çok daha fazla yaşıyorsunuz. Muazzam bir keyif değil mi? Aynen İnsanın, öyle. Böyle ağacın meyve vermesinin verdiği heyecan gibi bir şey olsa gerek. Bugün Türk tarihinde kadın konusunu konuşacağız. Sesim için öncelikli olarak izleyicilerimizden af diliyorum. Çünkü bir hastalığı daha yeni atlattım. Bu oldukça iyi seviyeye gelmiş hali. Yani birkaç gün öncesinde olsaydı hemen hemen hiç konuşamıyordum. Programa başlamadan önce birkaç husustan bahsetmek istiyorum. Şimdi bizim Turkuaz Yayın Grubu'nun çıkardığı, Mehmet Hakan Kekeç'in yayın yönetmenliğinde çıkardığımız Aktüel Tarih dergisi var. İçerisinde çok değerli yazılar var, çok kıymetli akademisyenler var. Ekrem Demirli, Mustafa Özçelik, Mustafa Daş, Uğur Altuğ, Sadullah Gülten, Hasan Yılmaz Yaşar, Vedat Turgut, Hakan Yılmaz, Fatih Yurttaş, Mustafa Alican, Aydın Usta, Muharrem Kesik ve daha pek çok hocamız yazılarıyla yer aldılar. 13. yüzyılı yıkılış ve kuruluş çağı olarak ele aldığımız bir dergi oldu. Ahmet Yaşar Ocak hocamızla da bir söyleşi yapıldı. Artık temin edilebiliyor. Birkaç gün önce sevgili Hakan bu ekranlarda dergiyi tanıtmıştı zaten. Ben de daha böyle somut ete kemiğe bürünmüş halini izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. İddialıyım ben. Geçen attığım tweetin arkasındayım. Türkiye'nin en iddialı popüler tarih dergilerinden birisi. Tabii ki o bir popüler tarih dergisi. Akademik anlamda değerlendirmemek gerekir. Fakat buna da ihtiyaç var değil mi hocam? Evet. Öncelikle hocalarımızın kalemlerine sağlık. Hayırlı uğurlu olsun ve okuyanı bol olsun diyelim. Çok İnşallah. Teşekkür ederim. Şimdi Mualla hocamın kitapları var. Onları tanıtmak istiyorum. 9. yüzyıldan 13. yüzyıla ilk Rus yıllıklarında Türkler, Hazar, Bulgar, Peçenek, Uz, Berendi, Karakalpaklı, Kuman, Kıpçaklar, Doğu Kütüphanesi'nin yayını. Hocamın en kıymetli çalışmalarından birisi. Hepsi birbirinden kıymetli. Ben izleyicilerimizle paylaşmış olayım bu vesileyle. Bir diğer kitabı, bunu sona saklıyorum. Türkistan'dan Tuna'ya Peçenekler. Yine Doğu Kütüphanesi'nden hocamın bir diğer kitabı. Az bildiğimiz bir konu. Hemen böyle işte bize Malazgirt deyince aklımıza gelen ama hayatlarına dair bildiklerimiz bunun çok da ötesine gitmeyen, genel ortalama bir okuyucu olarak baktığımızda ama kocaman bir kitap yazılacak kadar değerli bir Türk boyu. Ve sonuncusu Şefkat, Sevgi ve İhtirasın Gölgesinden Tahta Giden Yol, Bozkır'ın Asenaları. Bugün konuşacağımız konuya da belki bir girizgah olabilir Mualla Uydu Yücel hocamızın Bozkır'ın Asenaları isimli kitabı. Hocam şöyle bir soruyla başlayayım. Şimdi Türkiye'de gerek sosyal medyada görüyorsunuz, gerek haberlerde görüyorsunuz. Hemen hemen hepimizin ortak paydası Türkiye'de kadın olmanın zorluğu. Aslında siz
buna dikkat çekerek farklı bir platform da oluşturdunuz. En azından akademik dünya açısından Türk Kadın Akademisyenler Birliği. Ben faaliyetlerinizi de görüyorum. Çok da güzel. Şöyle başlayayım. Şimdi Türkiye'de kadın olmak zor kesinlikle. Ama siz bu çağda mı olmak isterdiniz yoksa çalıştığınız dönemlerde mi olmak isterdiniz? Böyle bir soruyla başlayayım. Bir de kısaca Kadın Akademisyenler Birliği'nin hedefi nedir? Bundan da bahsedebilirseniz sonra biz asıl konumuz olan tarihte Türk kadını kısmına döneriz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Geçmiş olsun diliyorum. Ve bizi izleyen sevgili izleyicilerimizi de sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Evet, öncelikle tabii kadın olmak, hocamın ifade ettiği gibi bu zamanda mı kadın olmak isterdim yoksa çalıştığım sahada yani ön Türklerde mi kadın olmak isterdim sorusu aslında %50-%50 gibi geliyor. Ama biraz sonra anlatacağımız üzere kadın hakları noktasında ön Türklerde kadınla erkeğin yan yana olduğu bir bakış açısını ve anlayışın olduğunu da ifade etmek isterim. Şimdi çalışma hayatında kadın olmak zor. Elbette bunu birlikte yaşıyoruz, görüyoruz. Yani bundan yıllarca önce aslında 2012 yılında kadın akademisyenlerle bir araya geldiğimiz zaman aramızdaki bağı güçlendirmek. Ama bunun yanı sıra farklı disiplinlerde, alanlarda olan hocalarımızın kendi alanları noktasında çeşitli projeler üreterek ülke ihtiyaçları doğrultusunda bunu nasıl halledebiliriz? Bunu bir kaynağa nasıl dönüştürebiliriz düşüncesiyle yola çıktık aslında. Türk Kadın Akademisyenler Birliği bu gaye ile kurulmuş olan bir birlik ve dernekleşme sürecine girdi. Bu ay itibariyle dernekleşiyoruz Allah kısmet ederse. Hayırlı Dolayısıyla olsun. Da daha resmi bir hüviyetimiz olacak. Ama tabii burada aidiyet duygusu oluşturmak, bizi yalnız bırakmayan hocalarımıza, ben özellikle bu program vesilesiyle de her defasında da söylüyorum, bugün de ifade ediyorum. Birlikte gönül gönüle yola çıktık. Çok güzel şeyler üretmeye başladık. Projelerimiz çok güzel gidiyor. Ve inşallah dernekleştikten sonra da şubeleşmeye geçeceğiz. Ve bütün Türkiye genelinde sadece kadın konusunda değil, aynı zamanda aile, genç kızlarımız ve yine bizim çok dikkat ettiğimiz ve dikkat etmemiz gerektiğine de inandığımız kültürel değerlerimiz, kültürel mirasımız ve bu kültürel mirasın aktarımında biz kadınların rolünün güzel projelerle ülkemize hizmet etmek üzere yola çıkmış olması diyebilirim. Türk Kadın Akademisyenler Birliği'ne. Çok güzel, çok faydalı olacağını şüphemiz olmayan bir hareket. Aslında darısı erkek akademisyenlerin de böyle bir birliktelik içerisinde hareket edebilmesine diyelim. Biraz gönderme yapmış gibi oldum meslektaşlarım ama genel anlamda Türkiye'nin akademiyasında böyle ufaktan bir kıskançlık problemi her zaman vardır. İşte başarılı olanın başarısını çekememe gibi bir problem vardır. Halbuki birlikten kuvvet doğar. Her zaman bu böyledir ve atalarımızın geçmişten günümüze bize anlattıkları, aktardıkları bir duygu bu. Tabii ki kadın akademisyenler olacak, erkek akademisyenler olacak. Birlikte yaptığımız çalışmalar hep vardı. Olmaya devam edecek. Maksat aslında ülkemiz için, vatanımız için güzel ve faydalı işler yapabilmek. Bu açıdan ben kadın akademisyenler şahsında yani sizleri bir kez daha gerçekten yürekten tebrik ederim. Şimdi Dilara Hocam da sizin evet. Ciddi anlamda işin tabii, içerisinde yer alan, mutfağında yer alanlardan genel sekreterimiz birisi. Hocamız. Onun da fikirlerini almak isterim. Teşekkür ediyorum öncelikle hocam. Bizleri buraya davet ettiğiniz için. Hem de geçmiş olsun tekrardan ben de söyleyeyim. Bizim yani hocama ek olarak belki tabii ki ekleyebilirim. Bir amacımız da aslında böyle arkamızdan gelecek olan nesle de bir fayda sağlamak. Ben kendi hayat hikayemden belki örnek vereyim. Benim arkadaşlarım benim şimdi hatırlarlar öğrencilik yıllarımdan beri. Neden kadın akademisyenler birbirleriyle beraber pek fazla göremiyoruz? Erkekler daha mı yakın oluyor gibi bir düşüncem oluyordu bazen. Onlar belki aralarında daha iyilerdi ama ben fark etmiyordum belki de. Ama bir birliktelikten kuvvet doğacağını hep söylerdim. Bu benim biraz böyle şeyimdi, öğrencilikten düşüncemdi. Hocamın bir vesilesiyle aslında bu Türk Kaba dahil olmakla beraber, kurucu yani yönetim kurulunda da yer almakla beraber aslında güzel bir
adım atmış olduk. En çok istediğim şey de aslında bir rol model olabilir miyiz? Acaba bizden sonraki nesle rol model olabilir miyiz düşüncesiyle de hareket ediyoruz. Umarım hani bu TÜRKAP, Türk Kadın Akademisyenler Birliği kurulmuş olup işte birkaç yıl sonra dernek olup sonra birden yok olanlardan değil de devamlılığı olan aslında bir kendinden sonraki nesle de bir ufuk açmış olarak bayrağı teslim eder ümidindeyiz. En çok da belki buna hassasiyet gösteriyoruz. Genelde Türkiye'de çok fazla dernek, vakıf vardır böyle maalesef bir süre sonra kapanan ya da birlik vardır. Biz en çok da burada bunun yok olmasını istemiyoruz aslında. Ve arkamızdan gelecek nesli de inşallah bundan sonraki süreçte Genç TÜRKAP olarak devam ettirmeyi de düşünüyoruz bir bakıma. Buna şüphem yok. Çünkü çok bizim da teveccüh var hocam. Yani bunu görüyoruz sağ olsun gençlerde de çok büyük teveccüh var. Yani bir ihtiyaçmış bir şey. Aslında kesinlikle. Yani gördüğümüz de o. Bir de bizim kültürümüzde var hocam bu. Tabii şimdi ki. Aşık Paşazade malum o benim doktora tez konumunda içine aldığı dönemi tanımlarken Anadolu'da dört zümreden bahsedilir diyor. İşte Abdallah Hanur'um, Gazi Hanur'um, Ahiye Hanur'um ve Bacı Hanur'um. Böyle bir yapı hep var. Yani ben daha önceki programlarımda da sık sık dile getiriyorum. Ekonomik hayat, gündelik hayat, hatta siyasi hayat Türk tarihinde hiçbir zaman başka milletlerin tarihlerinde olduğu gibi seyir takip etmiyor. Yani kadın bizim hayatımızın içerisinde erkeklerin rol verdiği bir kişilik, bir karakter hiçbir zaman olmadı. Her zaman hayatın müştereğiydi ve ortağıydı. Bunu biraz sonra daha detaylandırırız sizin çalışmalarınızla. Batılı seyyahlar ısrarla, çünkü çok karşılaştıkları bir durum değil. Ya da Arap seyyahlar ısrarla, onların da çok karşılaştıkları bir durum değil. Hani bir İbn-i Fadlan'dan tutun da Simone de Saint-Quentin'e varıncaya kadar herkes hayatın nasıl kadınlarla müşterek olduğunu, sabah kalktıkları andan itibaren sorumlulukları nasıl paylaştıklarını anlatıyor. Ve bugün erkeklerin yaptığını iddia ettikleri edilen pek çok işin o yüzyılda, en azından 13. yüzyılda ve 12. yüzyılda benim gördüğüm kaynaklar, siz daha eskisini kesinlikle biliyorsunuz, kadınların yaptığını görüyoruz. Bugün Anadolu'yu dolaşın, ahi kültürünün aslında kadınlar eliyle çok daha fazla hayat bulduğunu görürsünüz. Her yerde bir kadınlar pazarı vardır. Köylü pazarı dediğimiz pazarlar, bugün Anadolu'nun farklı coğrafyalarında kurulanlar, kadınların hakim olduğu, tamamen üretimi ve satışı, pazarlamayı yaptıkları pazarlar değil midir? Yani bu böyle. Bunun dışında gündelik hayatın içerisinde de Anadolu'ya gittiğinizde rol böyle bir hak verme alma değil, doğal bir yapı gibi paylaşılır ve anlatılır, tanımlanır. Bu açıdan bu kültür bizim için önemli. Şimdi ATV'de bir dizi başladı. Danışmanlığını sevgili meslektaşım, arkadaşım Erkan Göksu'nun yürüttüğü Destan. Orada da bir kadın karakter üzerinden gidiliyor ve çok muazzam, ben çok severek izlediğim bir dizi. Mutlaka izleyicilerimiz de onu takip ediyorlardır. Ben çok dizi izlemem normal şartlarda. Ama o ruhumu oturdu, aşağı yukarı hitap ediyor gibi. Öyle başlayalım. Yani eski Türklerde, ön Türklerde kadının rolü ve etkisi üzerinden başlayalım. Sanırım evet bir görüntü geldi ama bunun bizimle ilgisi. Şimdi biraz sonra verir arkadaşlar. Siz buyurun. Ön Türklerde kadından başlayalım. Evet, ön Türklerde kadının rolü, konumu, yeri neydi sorusunu izleyicilerimizi çok fazla sıkmadan aslında bir, aile hayatında kadın, iki, askeri hayatta kadın, üç, siyasi veya yönetim hayatında kadın, dört, ticari hayatta kadın, beş, dini hayatta kadın, altı, sosyal veya toplum hayatında kadın olmak üzere aslında altı başlık altında inceleyebiliriz. Evet, şimdi, şu sahne hocam. Evet. O filmde gösterilen. Evet. Kostümler falan güzel ama benim tabii hoşuma yani gidiyor. Erkan kardeşimiz diyelim, gerçekten de iyi çalışmışlar. Kostümler gerçekten de çok güzel. Ara ara seyrettiğimi söyleyebilirim. Yani sürekli takip ettiğimi söylesem şey olmaz. Çünkü biraz çok yoğun çalıştığımız için.
Ama güzel bir yapım olarak, hani en azından seyircilerimizin takdiri. Yani alınan sonuçlar herhalde seyircilerin destan dizisini iyi bir şekilde takdir ettiğini de gösteriyor diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bizim ön Türklerde kadının yerine. Evet, ailenin direği aslında kadın. Geçmişten bugüne kadar sizin de ifade ettiğiniz gibi getirdiğimiz belli başlı hasletlerimizden bir tanesi kadına verdiğimiz önem. Ama ben başlarken şöyle bir şey izleyicilerimize de sormak isterim. Şimdi son dönemlerde, son 2-3 yıldır Türkiye'de özellikle kadın çalışmaları çok fazla çoğaldı. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz elbette. Ama mesela bizim de bugünkü konumuzun başlığı olan tarih boyunca Türk kadını dedik. Peki biz niye tarih boyunca Türk erkeği diye bir program hiç yapmıyoruz? Yani yapılabilir aslında. Yani buradan ötekileştirme mi algıladınız yoksa? Hayır, şöyle bir şey, bu programla ilgili söylemiyorum. Yani Türkiye'de son dönemlerde hani kadının, şimdi biraz sonra anlatacağım, ön Türklerde oynamış olduğu rol, önem, işte o tarihi süreç içerisinde nasıl bir gelişim gösterdi ki zihin dünyamızda bugün geçmişe atıf yaparak Türklerin, yani kadınlar üzerinden, kadın çalışmaları üzerinden söylüyorum ben bunu. Yani bu bir vaka, gerçek. Ve her yerde işte biz, ben, Dilara hocam da katıldığımız programlarda Türk kadınını konuşuyoruz. Tarihteki Türk kadınını konuşuyoruz. Evet, tarihimizi bilmeliyiz. Ama hani niye bu kadar bu konu üzerinde bir çalışmalar yapılmaya başlandı? Yani kadını odak noktaya koyan çalışmaların zihin dünyamızda gerisindeki düşünce sistemi ne? O bir soru işareti. Kesinlikle. Onu söylemeye çalışıyorum. Kesinlikle yani burada. Haklısınız. Yani hani doğru, yani programlar böyle gidiyor. Bazı bölgelerde, bazı yörelerde kadının sokağa çıkmaması gerektiği, çalışmaması gerektiği, işte evinde oturması, sadece çocuklarını büyütmesi gerektiği şeklinde bir algı var ve bu toplumun geneline doğru yayılmaya başlayan bir algıya dönüştüğü zaman da ister istemez kadının toplumsal hayattaki rolü sorgulanır hale geliyor. Yeri, kimliği, varlığı. Kimliği, varlığı sorgulanır hale geliyor. Bir de tabii erkek egemen toplum var dünya genelinde. Bu sadece bizim toplumumuz için geçerli bir durum. Elbette dünya değil. Genelinde bir erkek egemenlik var ve bir de bizim ülkemizde maalesef son dönemlerde çok sayıda artan kadın cinayetleri var. Doğal olarak buralardan da sanki bir ötekileştirme, bir ikinci plana itilme gibi bir algı oluşuyor. Bu kişiye göre değişebilir, bölgeye göre değişebilir, kültüre göre değişebilir. Ama geneli yansıtır hale geldiği zaman ister istemez bir problem de meydana getiriyor beraberinde. Ve biz bu tip konuları konuşur hale geliyoruz maalesef. Doğru. O sebeple ben sizin söylediklerinizi bir ortalama okur olarak ya da bir topluma bakan bir izleyici olarak, bu toplumun bir ferdi olarak oturduğum yerden, akademik dünyanın içerisinden çok net bir şekilde görebiliyorum. Ha, bunu sokağa çıktığımızda ya da sizin gibi doğrudan fiile ya da eyleme döküp bir kuruluş haline getirmeye başladığımızda muhtemelen çok farklı boyutlarını da göreceğiz. Görüyoruz. Ya da bunu erkekler üzerinden de gitsek pek çok mağduriyeti de görebiliriz. Yani biraz da o projektörle odaklanmakla alakalı. Yani yaşlılar üzerine gitsek nice sorunlar çıkar. Ne bileyim, çocuklar üzerine gitsek nice sorunlar çıkar. Ve bu toplumun belli bir noktaya bakışıyla alakalı, onu öncelemesiyle alakalı. Doğal olarak da, ama tabii kadın hususu biraz daha hassas ve biraz daha önemli. Yani kesinlikle size katılıyorum bu noktada. Hassasiyetlerinizdeki paylaştığımı bilmenizi isterim en azından. Teşekkür ediyorum. Şimdi gelin biraz Bozkır'a gidelim. Bozkır coğrafyasında kadının hayattaki var olma mücadelesine erkeğiyle beraber biraz göz atalım. Şimdi tabii Türk kültürü deyince bunu Türk Bozkır kültürü olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bozkır kültürünün de en önemli özelliği Türk töresidir. Türk töresi aslında Türklerin tecrübelerinden ortaya çıkmış, herkesin uymak zorunda olduğunu bildiği, yazılı olmayan kuralları ifade eder. Biz kısaca Türk töresine böyle diyoruz. Yani doğduğu andan itibaren bir çocuk, bir insan aile hayatından başlayarak devlet hayatına kadar gidecek olan o süreçte
uymak zorunda olduğu kuralları bilir. Çünkü aile, toplum kendisine bunları öğretir. İşte biz buna Türk töresi diyoruz. Tabii Türk töresinin ilham aldığı çeşitli kaynaklar var. Bunlar kuttur ki önemlidir. Bu konulara çok girmeyelim, izleyicilerimizin çok canlarını sıkmayalım. Ama Türk töresine göre aileden başlayarak işte biraz önce ifade ettiğim gibi devlete giden o süreçte insan olarak veya birey olarak bakıyor. Yani kadın ve erkek olarak bakmıyor. Doğduğu andan itibaren çocuklarını kız veya erkek fark etmeden zor tabiat veya doğa şartlarını hazırlamak üzere yetiştiriyor. Birincisi ruhsal olarak onu hazırlıyor. İkincisi fiziksel olarak hazırlıyor. Çünkü zor, bozkır şartlarıyla mücadele etmek çok zor. Birincisi bizim, başka hiçbir milletin tarihinde olmayan bir özelliğimiz var sevgili Haşim Hocam. Biz aynı anda dünyanın farklı bölgelerinde birbiri ardınca ve aynı anda çeşitli devletler, siyasi teşekküller, kanunlar kuran bir milletiz. Başka bir milletin tarihinde bunu görmeyiz. Süreklilik çok güzel bu noktada. Süreklilik coğrafyalara gittikçe ve o coğrafyalarda da o kültürü taşıdıkça, o kültürel miras dediğimiz, aktarım dediğimiz, bugün de hala daha pek çok özelliğini korumayı başardığımız, çok şükür diyebilirim, özelliklerimiz var. Bu bizim tecrübemiz. Farklı dünyalardan bakarsanız Türk toplulukları, Türkler biz, elinizi verseniz kolunuzu kaptırdığınız bir millet gibi algılanıyoruz. Doğru, çünkü evet, gittiğimiz yere yerleşiyoruz, kültür götürüyoruz, medeniyet götürüyoruz, devlet tecrübemizi götürüyoruz. Mesela Anadolu'yu düşünseniz 1000 yıldır, en azından İslami dönem bağlamında 1000 yıldır Türkler burada. Yoksa Doğu Anadolu'yu Hun döneminden itibaren Türk akınlarının yapıldığını ya da bir takım yerleşmelerin olduğunu yazar kaynaklar. Ama somut Müslüman Türkler olarak 1000 yıldır bu coğrafyadayız ve benim inancıma göre de ilelebet bu coğrafyada kalacağız. Benim bundan şüphem yok. Fakat Orta Asya'ya bakıyorsunuz aynı şekilde. Hindistan coğrafyasına bakıyorsunuz, bugün devam eden miras Türk kültürünün mirası. İran coğrafyasına baktığınızda bile aslında değişen çok farklı, bugün bu dünyadan baktığımızda farklıymış gibi gözükse de Selçukluların gelmesinden neredeyse 1900'lü yıllara kadar Türk hanedanlar tarafından yönetilmiş bir topluluk. Şimdi Orta Doğu'ya gidiyorsunuz, Mısır coğrafyasına. Bugün bize çok uzak bir coğrafya gibi gelen Mısır, yüzyıllar boyunca Osmanlı toprağıydı. Onun öncesinde de Memlük toprağıydı. Onun da öncesinde Sultan Ahmet bin Tulun'un kurduğu, 868'de kurduğu bir Tulunoğulları devleti var. Yani 9. yüzyıla kadar giden Mısır'da bir Türk varlığını görüyorsunuz. Avrupa'ya gittiğinizde Ali abinin kulakları çınlasın. Çok daha eski, işte kaçıncı, beşinci yüzyıla kadar giden, uzanan bir Türk varlığını görüyorsunuz. Yani bugün Macaristan'ın başkenti olan Peş'te aynı zamanda Atilla'nın da başkentiydi ve Macarlar Türk Birliği Teşkilatı'nı düşündüğünüzde hiç itiraz etmeden bu teşkilatın içinde bugün yer alabiliyorlarsa bu onun geçmiş kültürleriyle alakalı bir durum. Siz yazdınız işte Bulgarlar. Mesela gittiğinizde ilk Müslüman Türk devleti kimdir? İşte İdil Bulgarları. Gerçi Aydın onu biraz daha geriye çekiyor. Türkiye'de ilk Müslüman Türk devleti İdil Bulgarlarıdır diyen kişi benim. Biliyor musunuz bunu? İlk mi? Tabii. İlk diyen kişi benimdir. Bu çok önemli. Yani ve hatta o zaman biraz bana şey yapmışlardı. Hocam niye? Daha sonra ben bir doktora tezi yaptırdım. Ve o doktora tezinde de yine bunun özellikle bazı noktalarda hani doğru olduğunu şey yaptım, iddia ettik. Ve şimdi geldiğimiz noktada da Türkiye'de ilk Müslüman Türk devleti, sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi, belki daha da geriye çekilebilir. Yani benim de bazı kafamda Oğuzlarla ilgili tereddütler var. Oğuzları şey söylüyor. Yani İlteber Han'ın yanına giderken İbn-i Fadlan Oğuzların Müslüman olmaya başladıklarını, çoğunun Müslüman olduğunu söylüyor. Zaten şöyle bir şey, rahmetlik Faruk Sümer'in Oğuz Yabgu Devleti ile ilgili vermiş olduğu bilgide bin tarihinde bahsederken Oğuz Yabgu Devleti'nin başında olan kişinin Ali Han olduğunu söylüyor. İşte bu bizim Selçuklu tarihine bakışımızı da değiştirecek. Evet. Yani
Selçuk Bey'in büyük atası Dukak Bey'in Müslüman olduğuna dair zayıf tırnak içinde rivayetler artık güçlü rivayetlere doğru dönüşecek gibi geliyor. Ve Selçuk Bey'in oğullarına eski peygamberlerin isimlerini koyması da daha anlamlı bir noktaya Tabii. gelecek. Bu Tabii. bilgiler ortaya çıktığı müddetçe. Hocam Yener Bey'in, Yener Bey, Yener Küçükbenli benim programın en dikkatli takipçisi. Her hafta bize katkı sağlar, yorum yapar. Sağ olsun. Onun diyor ki eski Türklerde hükümdarın kadın ya da hatunları hükümdarın sağında otururlar. Toy ve şölenlerde de, şölenlere de katılırlardı. Meclislerde söz düşerse söz de söylerlerdi diyor. Bir de sorusu var. O meşhur soru. En azından Tomris Hatun hakkında hocalarımız ne düşünür diyorlar. Bu aralar çok popüler olduğu için. Ama şöyle, sizin genel akışınızı da bozmayayım. Ben o konuştuğumuzu. Tamam. Yener Bey'e cevap veririz. Çünkü sağında değil solunda oturur hatun. Bir kere öyle, o bilgiyi düzeltelim. Genelde sağında derler ama sağında tekinler oturur. Yani gelecekte devleti yönetecek olan kişiler yönetir. Türklerde ikili teşkilat dediğimiz bir yönetim tarzı vardır. Ve orada da işte sağ kanat elikleri dediğimiz veya sol kanat elikleri, elik tabiriyle ifade edilir eski Türkçe'de. Onlar yer alırlar. Yani toy esnasında devletin yönetimiyle ilgili kararlar alındığı zaman onlar sağda, hatun ise solda yer alır. Ama tabii Tomris Hatun'la ilgili şöyle söyleyelim. Ben de bir makale yazdım bu 100. yılında işte Türk Kültür Hizmet Vakfı tarafından çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben de orada hem omurta ben kanı yazımı yazdım. Ben yazımı yetiştiremediğim için Vahit Hoca kızgın bana. Öyle mi? O yüzden ben oradan hemen kaçayım o kısımda. Aynen. Tomris Hatun'u orada yazdık kaynaklar ışığında tabii ki. Ondan da biraz bahsederiz zaten. Yönetimdeki kadınlara programımız süresi uygun. Dolayısıyla da onlara biraz girmek isterim. Kesinlikle. Ama gelin bir önce o ön Türk toplumunda kadının toplumdan başlayarak yani evet, yetiştirilme tarzından itibaren hani töre mucibince diyoruz yetiştiriliyor bunlar ve Hun kaynakları bize şöyle bir bilgi veriyor. Yani bir Hun çocuğu diyor. Burada çok önemli. Yani cinsiyetin belirtilmemiş olması bizim için son derece önemli. Çünkü bu yaklaşık olarak 9. 10. yüzyıla kadar Türklerdeki cinse veya cinsiyete dayalı bakış açısının olmadığını göstermesi açısından önemli. Bir Hun çocuğu diyor, işte belli bir yaşa geldiği zaman diyor, kendisi önce gelinciklere, sonra farelere, daha sonra tavşanlara ve daha sonra da av hayvanlarına ok atarak işte hem kendini nasıl koruyabileceğini öğretiyor, hem de aynı zamanda iyi bir savaşçı olması için onun önünü açılıyor. Dolayısıyla da biz hani tarihimizin her döneminde Tomris Hatun da başta olmak üzere savaşçı kadın modelini diyelim bu şekilde görebiliyoruz. Çünkü biraz önce ifade ettiğim gibi doğaya karşı mücadele etmek. Bir, şöyle bir gözünüz önüne getirin. İzleyicilerimiz inşallah bir gün giderler Türkistan coğrafyasını görürler. Hani muazzam bir yeşillik gitmişsinizdir, görmüşsünüzdür. Hocam da gitti herhalde değil mi? Bir kısmına. Ve muazzam bir uçsuz bucaksız bozkır dediğimizde. Ben hatta ilk gittiğimde şöyle söylüyorum. Derste Anadolu'da de çocuklara. Bozkır falan yok hocam. Evet yok. Orada yani. Bozkır orada doğru. Arabayla saatlerce gidiyorsunuz ve düz bir çizgide evet, gidiyorsunuz. Başka evet, hiçbir şey yok. O maneviyatla gittiğiniz zaman da ben şöyle ilk gittiğimde 93 yılında bir taraftan Bilge Kağan'ın geldiğini, diğer taraftan da Montu'nun geldiğini hissettim yani. Öyle muazzam bir duyduk ki anlatamam size yani. Bunu her zaman böyle içten de yaşarım. Şimdi o topraklarda bir, doğaya karşı bir mücadele. İki, düşmanlarınıza karşı bir mücadele veriyorsunuz. İşte biraz önce bahsettiğimiz gibi hem ruhsal hem de fiziksel mücadele içerisinde yetişen çocuklarımız var. Tabii bu toplum hayatına da yansıyor. Törenin belirlediği kurallar çerçevesi içerisinde oluyor. Töre şunu söylüyor. Evet, yaşamı devam ettirebilmemiz için kadının sorumlu olduğu alanlar var. Bu aile hayatından başlıyor. Evlenmeyle beraber. Tabii eski Türkçe'de evlenmeye eb kelimesi denir. Ebledim oğlumu diye ifade edilir. Hatta Uygur yazıtlarında da bu geçer. Kalınsız eblendirdim der ki kalın bizim için yine biraz gireceğiz işte bu işe. Önemlidir. Dolayısıyla da
ailenin ocağını tutturacak olan aslında ailenin direği kadın olarak gözükür töreye göre. O yüzden de aileyle ilgili sorumlulukların çocuğun yetiştirilmesi, evin bütün ihtiyaçlarının görülmesi. Erkek savaşlarla iştigal ettiği için diyelim, erkeğin işte savaşlar ve düşmanlara karşı ülkeyi koruma anlayışı, kadının içeride onun yerini alarak demeyeceğim, var olan o yaşam içerisindeki ne diyelim düzeni sağlama adına bütün sorumlulukları üzerine alıyor. Bakın evin geçimini sağlıyor, yemeğin yapımını sağlıyor, çadırın kaldırılması, toplanması, her şeyi kadının görevleri arasında. Evin direği töre, hocam. Evet, onun için işte töre kadına bu hakkı vermiş. Ama bunun yanı sıra topluma çıktığı andan itibaren hukuki haklara baktığımız noktada denklik var. Yani erkeğin boşanma hakkı varken kadının da boşanma hakkı var. Erkeğin miras hakkı varken kadının da miras hakkı var. Yani kadınla erkeği bakın İslam öncesi ön Türklerde bunu bütün hocalarımız, bugüne kadar çalışan sevgili izleyicilerimiz, bütün hocalarımız hep şöyle söylüyorlar. Ki Radloff'un Altay Türkleri arasında yapmış olduğu çalışmaları sırasında söylediği bir cümlede şöyledir. Onlar birbirlerinin yanağıdırlar, asla birbirlerinden ayrılmazlar. Omuz omuzadırlar, gönül gönüledirler. Yani kadın ve erkek ne bir adım önde ön Türk toplumunda. Erkek kadının ne bir adım önünde veya kadın erkeğinin ne bir adım önünde ne bir adım arkasında. Tam daima bir omuz omuzda yan yana. Değil mi? Tabii birlikte daima hocam. Birlikteler. Şimdi kadını Türk töresi erkeği de koruyor, kadını da koruyor. Yani o yine söyleyeceğiz. Bozkır'la mücadele etmek öyle kolay işler değil. Mesela kadının İkinci bir kendini koruma içgüdüsü savaşlarda çıkıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi iyi savaşçı olduklarını biliyoruz. Yani iyi asker olduklarını biliyoruz öyle söyleyelim. Dede Korkut'ta buna dair çok güzel tabii, ifadeler yok. Dede Korkut hikayeleri hani yansımış. Biraz da böyle abartıyor çok tatlı bir şekilde. Evet. Yani benim evleneceğim kız diyor ya siz beni tamamlarsınız. Ben diyor kalkmadan kalkmış o olacak. Malı. Ben atıma binmeden binmiş olacak. Ben sefere çıkmadan çıkmış olacak. Ben orum eline varmadan o varmış olacak. Ben diyor. Düşman başı almadan o almış olacak tabii. Diyor. Evet, aynen öyle. Aynen. Tabii destan ve efsanelerimizde de yine aynı şekilde. Ama bakın şöyle bir özellik var. Türk destan ve efsanelerine, ön Türklerdeki Türk destan ve efsanelerine baktığınız zaman bir kadına sevgiyi anlatmaz. Bu çok hocam, önemli. Hocam. Bir şey var. Beni hep duygulandırdı. Yani burada hem sizinle hem izleyicilerimizle paylaşmak isterim. Dede Korkut'ta Salır Kazan'ın esir olduğu zaman en efsane sahne orası. Hani annesini istiyorlar ya kim diye sorduklarında herkes benim diyor. Evet. Bu müthiş bir fedakarlık, birlik ve beraberlik ruhu değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Yani oğluna işte benim etimden yiyebilirsin. Hem hani öyle diyor hem şeyi, de diğer hanımlar da benim onun annesi benim diyor. Tabii diyorlar. Sonunda hepsi. Benim diyorlar hepsi. Öyle söylüyorlar. Tabii o birlik ruhu, birlik yani o bozkır kültüründe birliği, dirliği sağlayamadığınız müddetçe ne içeride ne de düşmana karşı bir mücadele veremezsiniz ki. Onun için de o mücadeleyi verebilmeniz için de kendinizi çok iyi yetiştirmeniz lazım. Bakın hep altını çizerek söylüyoruz. Yani kadın erkek veya kız çocuk, erkek çocuk arasında hiçbir fark yok. Mesela ben yine Divan Lügat-ı Türk kadınlar için altın uz tabirini kullanır. Yani o altın uz, altın tarım tabirini kullanır kadınlarla ilgili söylediğinde. Veyahut da özür diliyorum. Kutadgu Billink'te şöyle söylüyor. Kız çocuğu nadir olduğu için ona Nadire ismi verilmiştir diyor. Yani o bakış açısını göstermesi açısından önemli. Şimdi bizim geriye doğru gidecek olursak tekrardan toplum hayatında kadının erkeğiyle beraber aynı olması, onun yan yana birlikte hayat sürmesi savaşa da yansıyor, yönetime de yansıyor. Şimdi Yener Bey'in sorusuna gelecek olursak. Şimdi Türklerde şöyle bir özellik var. Bunu aslında ilk defa dile getiren, yani Kaan ve işte Hatun buyuruyor ki ibaresi olmadan eğer bir emirname yazılıyor ise o emirname, işte ulaştığı topraklarda halk tarafından kabul edilmez. Yani bir kağanlığın kağanı
Ben Kaan'lık tabirini daha çok kullanıyorum. Bu arada hani onu da özellikle ifade edeyim. Şimdi son dönemlerde kadınla da ilgileniyorum ama Türk tarihinin de kendi terminolojisini oluşturması gerektiğini de söylüyorum. Yani buna hanlık, hakanlık da denilebilir, kaanlık da denebilir. Ben tercihimi kaanlıktan yana kullandığımı burada ifade edeyim. Yine bunu izleyicilerimizin bilgilenmeleri açısından ben yer adlarını Haşim Hocam o topraklardaki tapu senedimiz olarak görüyorum. Yer adlarının Türkçe kullanılması ve söylenmesi gerekiyor. Yani bizim çalıştığımız sahayla ilgili ki ben hasreten uzmanlık alanım kadın ama onun yanı sıra da Doğu Avrupa Türk tarihçisiyim. Şimdi Doğu Avrupa ve Karadeniz'in kuzeyinde Volga'yı niye kullanıyoruz diyor. Biz buna İtil demişiz. Evet. Dinyeper'i niye kullanıyoruz? Biz buna Özü demişiz. Veyahut da işte Don'u niye kullanıyoruz? Biz buna Ten demişiz hocam. Yani niye o zaman biz kendi çalışmalarımızda bizim verdiğimiz adlandırmaları değil de başkalarının adlandırmalarını tercih ediyoruz? Bu şeye de götürülebilir hocam. Mesela Orta Asya tabiri için de geçer. Kullanmıyorum. Türkistan. Yani, çünkü hocam şöyle bir şey. Türkistan bakın bazı noktalarda hassasiyetimizin olması gerektiğine inanıyorum. Ben Rusya'da ve Kazakistan'da 6,5 yıl kaldım. Programın sonunda Kazakistan'la ilgili bazı şeyleri söylemek istiyordum ama vesile oldu. Oradaki kardeşlerimize çok geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Gerçekten orası bizim ata yurdumuz ve bizim için çok değerli o topraklar. Türkiye Cumhuriyeti için de aynı şekilde yani bu birlik olması açısından da. Şimdi yani dolayısıyla da bizim o Stalin döneminde değiştiriliyor. Bakın Türkistan Genel Valiliği kuruyor. Kendisi o çünkü oranın adı Türkistan. Tabii bu Fars kaynaklarında geçiyor ilk başta. Türk artı İstan. İşte Türk eyalet manasına şimdi geldi. Şimdi sadece Yesin'in civarındaki bir bölgeyi o isimde bırak. Ya mesela şöyle söyleyeyim. Bay Mirza Hayt diye bir hocamız vardı. Allah gani gani rahmet eylesin. Eyvallah. Hocamız mesela şunu söylerdi. Ben onun ilk kitabını okuduğumda hocam aslında orada ayıldım. Diyordu ki hoca çalışmasında bugün tarihçiler lütfen Orta Asya tabirini kullanmayın. Çünkü bu tabir bir siyasi tabirdir. Ve oradaki Türk adını ortadan kaldırmak üzere ortaya konmuş Stalin döneminden itibaren ki 1928 veya 29'larda İngilizler de bunu destekliyorlar. Ve artık bir Orta Asya tabiri. Evet coğrafi alan olarak kullanabiliriz. Sevgili izleyicilerimize hani bu noktada tabii ki doğusu, güneyi, kuzeyi varsa coğrafi olarak Orta Asya tabirini kullanmakta hiçbir beis yok. Ama biz tarihçilerin oradaki Türk adını ortadan kaldırmak için ortaya koyduğu bir tabiri bizim ama kullanmamız doğru değil. Hocam. Nasıl? Uzak Asya'yı kullanmıyoruz. Yakın Asya'yı kullanmıyoruz. Niye Orta Asya'yı kullanıyoruz? Ya işte çünkü o zaman eğer tanımlama yapacaksak Asya'nın uzak kısmına da uzak Asya diyelim. Çünkü sevgili yakın hocam, kısmına yakın Asya Ruslar diyelim. Bizim tarihimizi çok çalıştılar biliyorsunuz. Sredni Asya bir Ruslar, derler. Bir Yahudiler hocam. Yahudiler ama hani yani çok çalıştılar çok doğru. Çalışmış. Yani, ve Rusça'dan Türkçe'ye tercüme ettiğiniz zaman işte Orta Asya diye. Yani o sırada belki tercüme edildiği zamanlar bu işin siyasi boyutu çok fazla düşünülmedi. Ama bugün artık biz üçüncü, dördüncü tarihçiler olarak kendi tarihi terminolojimizi oluşturmak zorundayız. Hocam bu bizim zorundayız. Biraz da yani konuyu değiştirmek niyetinde gerçekten değilim. Böyle bir düşüncem yok programın başından beri de yok ama bu bizim biraz kendimizi fazlaca Batı merkezli tarihçiliğe endekslememizden kaynaklanıyor. Yani Jack Goody bugün Batı tarih hırsızlığını yazmasa ya da Batı medeniyetinin doğulu kökenleri gibi kitaplar yazılmasa biz hala o Batı merkezci tarih anlayışını merkeze alıp Anglo-Sakson kültür etrafında dünyayı tanımlayan ve onun güdümünde, eş güdümündeki diğer batılı devletler tarafından kendini tanımlayan, dünyayı tanımlayan düşünce üzerinden, tarihçilik üzerinden tarih okumaya devam edeceğiz. Halbuki dünya tarihinin bütününde pek çok milletin büyük katkısı var. Mesela Kuzey Afrika'daki insanların tarihe hiçbir katkısı olmadı mı? Hindistan'daki insanların tarihe hiçbir katkısı olmadı mı? Sanki dünyada tarih ilk defa İngilizlerle başlamış ve onun sonra Ruslarla devam etmiş gibi bir hava oluşturuluyor. Bu bizim biraz da dediğim gibi sistemimizi çok
eski zamanlardan beri tamamen Batı mantığı üzerine kurmamızdan ileri geliyor. Özümüze ve aslımıza sırtımızı dönmemizden ileri geliyor. Ya da onu daha sıradanlaştırmamızdan, ikinci planda görmemizden ileri geliyor. Bugün Rusya'daki kütüphanelerin zenginliklerini oluşturanlar Türk dünyasına ya da İslam dünyasına ait yazma eserler. Bugün İngiltere'de bir Orient Enstitü'den söz ediyorsak bu tamamen İslami yazmalardan oluşuyor. Amerika'ya bakıyorsunuz, Orta Doğu'yu yağmaladı gitti. Yani her şey sular durulduğunda pek çok eseri 10 sene sonra, 20 sene sonra sadece Amerika'daki kütüphanelerde bulabilir hale geleceğiz. Şimdi Yesevilik çalışıyorlar. 10 sene, 15 sene öncesine kadar hiç kaynak yok Ahmet Yesevi'ye dair denirken bugün Petersburg'daki kütüphanede Yesevilik çalışmalarının tamamının var olduğunu görüyorsunuz. 5 sene öncesine kadar Hazar coğrafyasına ait Kostler'in 13. kabilesinin dışında kitap bilmiyorduk neredeyse. Sonra Osman Karatay Bey'in başlattığı, ardından Altay Tayfun'un, Özcan'ın sürdürdüğü çalışmalar, sizlerin çalışmalarınız aslında Karadeniz'in kuzeyinde sadece bizim biraz ön yargıyla yaklaştığımız, dil bilmemekten kaynaklı olarak ötelediğimiz muazzam bir deryanın ortaya çıktığını gösteriyor. Yani daha doğru. Ne olsun? Bakın tabii yine konumuz kadın ama sizin verdiğiniz bu örnek üzerinden ben kendi Türkistan'dan Tuna'ya peçenekleri vermek isterim. Şimdi peçeneklerle ilgili Türkiye'de çok yani Akdes Nimet Kurat hocamızın dışında kimse çalışmadı. 1937 yılında yayınladı hocamız ve hocamızdan sonra da ufak tefek makalelerin dışında bir kitap olarak Türkistan'dan Tuna'ya peçenekleri ben yayınladım. Şimdi sizin söylediğiniz yere geleceğim. Şu açıdan. Şimdi bu peçeneklerde Rusları Karadeniz'in bir Rus gölü haline döndürülmesini engelleyen ilk Türk boyudur. Ve tarih yazımında ne yapmıştır biliyor musunuz Ruslar? Peçenekleri başıboş, işte 8 ve 12 boydan ibaret olan bir Türk boyu olarak görmüştür ve asla devlet kurdurmamıştır. Ki biz de, ben de yaptığım çalışmaları, bu kitabın çalışmalarına başladığım zaman 1972 yılında Omelyan Pritzak'ın yazmış olduğu bir kitapta peçenekler kağanlık kurmuşlardır ve işte yönetim anlayışlardır, şudur dediğinde ben birden böyle oturdum ve kaldım. Çünkü bizim bildiklerimizin tamamen tersini söylüyordu hoca. Ve bakın Covid ile ilgili tanımlama yaparken Vladimir Putin ne dedi? Tıpkı peçenekler ve kuman kıpçaklar gibi dedi. Tarihe gönderme yaptı. Neden? Çünkü işte o Karadeniz'in bir Rus gölü haline gelmesini engelleyen ve tarihleri de son dönemlerde ben Rus tarih yazımına çok fazla giriyorum. Kendi alanımla ilgili olarak da. Onu görüyoruz orada. Yani bize devlet kurdurmamak için. Siz de söylediniz ya, tarih yazımı son derece önemli. Yani 14. yüzyılda Alman tarihçi Kellerus'un yapmış olduğu anlayışa göre Batı, Doğu Roma üzerinden gidiyoruz biz. Aynen. Tarih yazımımızı da onun üzerinden şekillendirdik. Öğretimimiz de öyle. Aynen. Bizim işte kendimize ait bir yazım artık ortaya koymamız gerekiyor. Evet. Yani varlığımızı fark etmemiz yeterli hocam. Çok ya öteye var işte, gitmeye gerek yok. Kültürümüzde bu var. Yani çok şükür her şey tabii bu. Ki şu anda biz de devam eden, biz Türkler devam eden bir kültürüz. Yani yok olmuş, gitmiş, geçmişte belli bir dönem hayat sürmüş, sonra ortadan kalkmış bir kültür değiliz. Devlet açısından baktığımızda ilk siyasi teşekküller olarak Hunları görsek bile, Hunlardan bugüne kadar süreklilik arz eden, coğrafya değişse de süreklilik arz eden bir devlet yapımız var. Ve biz, ben beslenme çalıştım hocam. Yani Orta Asya'dan Selçuklu'nun sonuna kadar beslenme üzerine birkaç tane yazı yazmıştım, makale. Burada sadece mutfak üzerinden bile okusak muazzam bir şekilde sürekliliği görüyoruz. Tabii. Yani işte en basit örnek, belki izleyicilerimize komik gelecek ama yoğurt. Yani Divan-ı Lügat-ı Türk'te geçen yoğurt kelimesini dünyaya vermişiz biz. Yani bugün de yoğurt. Az önce yemekte yedik. Yani sonuç itibariyle hayatımızın içerisinde Kaşgarlı Mahmut o da derliyor zaten. Yani var olan bir şeyi derliyor. Bu terminoloji uydurmuyor. Bu bizim kültürümüzün içinde var. Uygur coğrafyasına gidiyorsunuz. Bademlik
Elmalık diye şehir var. Bugün Anadolu'ya geliyorsunuz, Bademlik, Elmalık her yerde var. Yani kültürden, mantı var, yemekten mantı var, yani. Tutmaç var aklınıza ne gelirse. Yani bu nesilden nesile yazıya ihtiyaç duymaksızın, derlemeye ihtiyaç duymaksızın zaten devam etmiş hayatımızın içerisinde bir kültür olarak. O açıdan baktığımızda bizim tabii ki yani biraz böyle kendimize, toplumumuza, milletimize değer vermemiz gerekiyor aslında. Hepsi bu. Yani batıyı buraya koyup kendini buraya koyarsan o zaman bu aradaki farkı ya da içinde sahip olduğun potansiyeli hiçbir zaman ve hiçbir şekilde zaten göremezsin. Bu mümkün değil. Ama burada insan kendi kökleri üzerinden inşa eder. Yani en kudretli ağaçlar, en uzun ömürlü ağaçlar kökleri en geniş alana yayılan ağaçlardır. Ama Haşim Hocam bu da eğitimle başlar. Yani öyle. Biz ilkokulda itibaren çocuklarımıza kendi kültürümüz üzerinden bir eğitim anlayışı verebilsek, yani Batı tandansından ziyade kendi kültürümüzde, işte şimdi konumuz olan kadını hani tekrar izleyicilerimize dağıtarak gidiyoruz. Kusura bakmasınlar lütfen. Ama söyleyecek çok şey olunca da tabii insan ister istemez Hocam, konuşuyor. Hocam bana gönderme yapıyorlar Dilara Hoca hiç konuşturmuyorsunuz diye. Şimdi onu da elbette konuşturacağım hocamın ama konusu olduğu bize için bu, şimdi dönem olarak biraz daha geç dönemi çalıştığı için şöyle diyeyim ben izleyicilerimize. Biz muhtemelen ben de dahil olmak üzere ilk iki bölüm Mualla Hocam'la böyle daha ağır baskın konuşup üçüncü son bölümü sanırım tamamen Dilara'ya devredeceğiz gibi. Ama şunu bekleyeyim belki bir cümle olarak. Kavramlarını kaybeden milletler sonuçta aslında kendilerini de kaybederler. Demişti bir Azmi Hocam, Azmi Özcan Hocam'ı da burada almış olayım. Evet, o benim program konuğum olmuştu. Çok selam edelim kendisine. Aklımdan çıkmaz, hep lisans bir dördüncü sınıfta duymuştum. Hocamız o zaman dersimize girmişti. Hiç unutmuyorum. Hatta o zamanlar Rusya'nın NATO'ya girmesiyle ilgili de tam o yılla denk geliyor. Onunla ilgili bir el sıkışmalar vardı. Hatta onunla ilgili bir soru sormuştu bize. Oradan da hareketle işte o kavramlar aslında bizleri belki bütünleştiriyor. Aynı zamanda da bir sonraki nesle aktarımı da sağlıyor. Kavramlarımızı ne kadar kaybedersek belki o kadar kendimizden kaybederiz gibi bir cümleye getirmişti hocam sonucu. Onu eklemek isterim açıkçası. Belki kavramlar sözlüğü mü lazım? Yani eski kavramlarımızı tekrar hatırlamak için Türk Dil Kurumu'nun böyle özel ayrı bir kavramlar sözlüğü. Gerçek Türk bu sözlük ait. Önemli. Yani her branş, evet. Her alan, yani kendi branşın içindeki alt alanlar da kavram sözlüğü hazırlamalılar bence. Yani mutlaka derslerde okutulacak ya da elimizin altında tutup bakacağımız sürekli bir kavramlar sözlüğüne ihtiyaç var. Her branş hazırlamalı bence. Yani yakın çağ, yeni çağ, orta çağ, Osmanlı'nın içinde bile gitsek işte ön Türk tarihi, ne bileyim tasavvuf tarihi aklınıza ne gelirse her gelsin alan. Her alanın kendi içinde kavramlar sözlüğü olmalı. Azmi Hocam'dan laf açılmışken o benim üzerimde çok emeği var onun. Ben de bir anımı paylaşmak istiyorum. Şimdi ilk İslam Ansiklopedisi'ne Karaca Ahmet maddesi yazmıştım ben. 2001 yılı. Daha yeni doktoraya başladım. Daha çok toyum. Azmi Hoca aracı oldu. Rica etti. Hem de yazabilirsin, edebilirsin. Başladım yazmaya. Sonra bir müsteşrik, yani Babinger de sanırım. Yani geçmiş zaman hatırlamıyorum. Sanırım Babinger olabilir. Bir görüşü var. Kafama tam yatmıyor. Ben de hocaya söyledim. İşte bunu niye böyle söyledin dedim. Metnimi gösterdim. Dedim Babinger böyle söylüyor. Daha yeni toyum o zaman. Dedi ki senin fikrin ne bu noktada? Ama dedim o Babinger dedi ki o da bir insandı. Ve o da bir akademisyendi. Onun bir fikri var. Sen de bir insansın. Ondan aşağı nereni ondan aşağı kalır ki dedi. Yani aynı kaynaklara bakıyorsun. Aynı şeyi görüyorsun. Onun gibi yaklaşmıyorsun. Eğer dedi kimliğini ve kendi benliğini inşa edeceksen, akademik kimliğini, özgün ve özgür olmak zorundasın. Ve kendi tavrını ortaya koymak zorundasın demişti ve koymalısın demişti. Hiç unutmuyorum. Yani o sebeple Azmi Hoca gerçekten herhalde herkesin eline bir şekilde eli değmiş bir insan modeli ülkemiz için. Hatta bir için. De bir üniversite aslında. İnşa etmiş de bir diyebiliriz. Yani kurucu rektörümüz tabii olduğu için yani özellikle sizin, tekrardan almak isterim ben. Sizin üniversite açısından baktığımızda öyle. Şimdi ilk aranaya yaklaşmak üzereyiz. Şimdi hocam
burada... Daha konuya giremedik. Evet, giremedik ama şey, en azından şöyle bir fikir sahibi olduk. Ön Türklerde kadının aile hayatının içinde, toplum hayatının içinde hiçbir şekilde bir herhangi bir ayrılma meydan verilmeksizin tamamen aynı şartlar altında yetiştirildiğini görüyoruz. Siz bunu anlatırken ben bir dağ köyünde büyümüştüm. Bizim çocukluk zamanımız akla gelmişti. Yani bizde de hiç öyle bir ayrım yoktu. Yani bir iş yapılacaksa ortak bir şekilde gönderilirdik. Yani hiç sen kızsın, sen erkek çocuğusun diye bir ayrım olmazdı. Şimdi bir Sonnur'un bir yorumu var. Hocalarımız diyor çok güzel söylediler. Türklerin Orta Asya tarihine dair okullardaki müfredat çok yetersiz. Ben diyor yüksek lisans olarak turist rehberliği dersinde genel Türk tarihi dersi alınca ancak Türk tarihine dair belli fikirlere sahip olabilmiştim diyor. Şimdi kısa bir aradan sonra tarihte Türk kadını konuşmaya devam edeceğiz. Evet sevgili izleyiciler, Doğu'dan Batı'ya tarih devam ediyor. Tarihten günümüze Türk kadınını konuşuyoruz. Tarih boyunca Türk kadınını konuşuyoruz. Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel hocamızla ve Dilara Uslu hocamızla. Tomris Hatun'da kalmıştık hocam. Evet, Tomris Hatun'dan biraz bahsedelim isterseniz. Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı olma özelliğini taşıyor Tomris Hatun. Tomris Hatun'la ilgili şunu söyleyebiliriz. Yani son dönemlerde daha ziyade şu anda biz İskit'te artık bir Türk kağanlığı olarak kabul ediyoruz. En azından yönetici tabakasının Türk olduğunu kabul ettiğimiz için de çok geniş bir coğrafyaya yayılmışlar. Ve şöyle söyleyelim, Hazar'ın biraz daha aşağısında olanlar Saka ve daha sonra da Mesagetler olarak tarihe geçmişler. Son dönemlere kadar aslında Saka Hatun'u olduğu noktasında bilgiler vardı. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda Mesagetlere ait olduğu, Herodot'tan da hareket ederek söyleyecek olursak bir hatun veya kadın olduğunu söyleyebiliriz. Aslında babasının biraz böyle hani Bozkır'ın Asenaları benim yazarken özellikle Türkiye'de genç kızlarımıza kendi tarihlerinden rol model olabilecekleri yönetimde yer alan kadınları yazdım. Yani burada Asenalar sözüyle aslında yönetimde var olan kadınları ifade etmek istedim. İşte Tomris Hatun da bunlardan bir tanesi. Yaşadığı dönemle ilgili milattan önce 6. yüzyılda olduğunu biliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı işte 570 ila milattan önce söyleyebiliriz. 570 ila 520 yılları arasında yaşamış. Çok biraz önce yine ifade ettiğimiz gibi Bozkır kültürüne göre yetişmiş. Ancak yine belki biraz efsanelerle karışık veriyoruz tabii Tomris Hatun'un hayatını. Çok net bilgilere sahip değiliz. Tomris Hatun'la ilgili net bilgilerimiz Büyük Pers İmparatoru, Kralı Kirus ile yapmış olduğu mücadeledir. Bununla ilgili kaynaklar çok nettir. Ki bu tarihinde yaklaşık olarak 524 veya 26 yılları arasında yaşandığına dair, yani bir savaş yapılıyor ve bu savaş neticesinde de dünya tarihine mal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Tomris Hatun daha çocukken aslında veya doğduğu andan itibaren biraz da kaderin cilvesi diyelim, annesinin ölümüyle hayata başlıyor ve babası tek çocuk olduğunu düşünüyoruz, zannediyoruz yani. Babası kızını Bozkır şartları içerisinde tam bir savaşçı gibi yetiştiriyor. Tabi burada yine efsanelerle karışık olarak belli bir yaşa gelinceye kadar kimseyle evlenmediği söyleniyor ki Türklerde Dede Korkut hikayelerinde ve biraz önceki bölümde de ifade ettiğimiz gibi işte Türk kadını kendisiyle evlenecek olan gencin kendisini mutlaka yenmesini istiyor. Ok atmada, kılıç kuşanmada, kılıçla yaptıkları dövüşlerde, bir takım hünerlerini atta, göstermesi tabii, lazım. Tabii mutlaka beni yenecek diyor. Yine efsaneyle karışık bir tarzda işte eşiyle böyle bir şeyde karşılaştığı ve eşinin kendisini yendiği söyleniyor. Fakat eşiyle eşinden bir çocuğu oluyor, bir oğlu dünyaya geliyor. Çok fazla mutlu olmadığını hissediyoruz. Yani tabii burada biraz
ne diyelim, ben de kadınsı duygularla kaynakları değerlendiriyoruz. Burada hani özellikle izleyicilerimize de onu da ifade etmek isteriz. Ve daha sonra kocasının ölümünden sonra, babasının da ölümünden sonra Mesagetlerin başına geçiyor. Tabii burada güzelliğiyle de dillere destan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada da Aras Nehri üzerinden Türkistan bölgesine ilerlemeye çalışan bir Pers imparatoru var. Büyük Kürus. Tabii Tomris'in bir kadının iş başına geçtiğini haber aldığı anda Aras Nehri'ni geçerek işte onunla bir mücadele yapmak istiyor. Ancak bu mücadeleden önce bazı kaynaklarda önce, bazı kaynaklarda sonra söyleniyor ama büyük bir ihtimalle öncedir bir evlenme teklif ediyor. Yani onunla evlenerek onun topraklarını da kendi evet imparatorluğunun idaresi altına almak istiyor. Ancak Tomris eşi vefat ettiğini öğrendiği için diyor ki, tabiri caizse, yani sana bizde ki Türklerde genelde öyledir. Bugün dahi devam ettiriyoruz aslında. Yani kadınlar eşlerinin ölümünden sonra evlenmezler. Evi yine derleyip toplarlar. Tomris Hatun da bu şekilde. Hani sana kim söyledi diyor benim evleneceğimi. Dolayısıyla reddediyor. Bir kadın tarafından reddedilmek, tabii Kürus gibi bir krala diyelim, imparatora çok büyük bir hakaret. Hakaret ve bunun üzerine terminolojisinden evet, öyle. Bunun üzerine yola çıkıyor. Ve Tomris'le karşılaşmak istiyor. Fakat Tomris'in savaşçı bir kişiliğinin olması ona şöyle bir artı olarak dönüyor. Onun geçeceği topraklardaki bütün ekinleri yakıyor. Su yollarını kapatıyor ve böylece Kirus'un belli bir süre gittikten sonra veya süre demeyelim de yol aldıktan sonra geri dönmesini sağlıyor. Tabii buradan daha çok hiddetleniyor ve belli bir zaman sonra gerekli bütün ağırlıkları, hazırlıkları yaptıktan sonra tekrar yola çıkıyor. Ve bu yola çıktığında da kullandığı bir hile planı var. Çünkü biliyor ki yani karşılaştığı boy veya Mesagetler kendilerine bir keşifçi gönderecekler. Çünkü Türklerde bir özellik var. Yani savaştan önce, tabii diğer milletlerde de var da biz Türk tarihini konuştuğumuz için söylüyoruz. Bir keşifçi gönderiyor. Bu keşifçinin içerisinde Tomris'in oğlu da var. Annesine ben de gitmek istiyorum diyor. Genç, toy, oğlunun isteğini kırmak istemiyor ve gönderiyor. Ancak Kürüs bu sefer hazırlıklı. Onlar için şöyle bir plan yapıyor. Diyor ki onlar geldiğinde biz zevk ve eğlence içerisinde olacağız. Ve onlar da bu eğlencede bizi öldürecekler. Ve biz de onları daha sonra esir alacağız. Güzel bir plan ve tatbik ediliyor. Yani oğlu Spardagalis adı veriliyor. Adında bir genç. Adıyla ilgili çeşitli bir şeyler var ama yine burada çok karıştırmayalım. Sonuçta genç oğlu... O sırada zevk ve eğlencenin içerisinde olan Pers ordusunun içerisine giriyor. Bir kısmının içerisine giriyor. Ve onlar da anında onu ve etrafındakileri alıyorlar. Ve etrafındakilerin hepsini öldürüyorlar. Sadece oğlunu bırakıyorlar. Ve ondan sonra da Tomris'e bir haber gönderiyor. Tabii oğlunun esir aldığını öğrenince oğlunun hemen serbest bırakılmasını istiyor. Ancak Kirus'un hiç de öyle serbest bırakmaya niyeti yok. Oğlunu kullanmak istiyor. O da onun üzerine diyor ki sen benim oğlumu eğlenceyle, içkiyle kandırdın. Kana doymak istiyorsan ben seni kanla doyuracağım. Herodot bu noktada bazı şeyler söylüyor. Bazı kaynaklarda hani Herodot'un verdiği bilgilerin bazı kaynaklarda da farklı olduğunu da söyleyebiliriz. Bunun üzerine annesine böyle bir zilleti yaşattığı için oğlu da son derece üzgün. Ve kendisi Kirus'tan kendisini serbest bırakması için yalvarıyor. Ve Kirus da kendisini... Yani acıyarak serbest bırakıyor. O anda oğlu bir yolunu bularak yanındaki kişinin, işte askerin hançerini, bıçağını alarak kendi hayatına son veriyor. Tabii bu bilgi Tomris'e gidiyor. Çok daha fazla hiddetleniyor. Ve Kirus'a karşı karşıya büyük bir meydan savaşı yapıyorlar. Ki bu savaşta da Türklerin kadim savaş stratejisi olan Turan taktiğini uyguluyor. Kaç vur taktiği biliyorsunuz. Ve bunun neticesinde de hem Kirus ölüyor hem de Pers ordusu çok ağır bir yenilgi alıyor. Savaşın sonunda, ki Herodot'ta bu yok ama bazı kaynaklarda yine var, getiriyor ve diyor ki şöyle, özür diliyorum, askerlerine diyor ki Kirus nerede? Askerleri de Kirus'un öldüğünü söyleyince onu bana getirin diyor. Ve onu yanına getiriyorlar. Bir bidon getirilmesini istiyor. Bidonu da getiriyorlar ve başını, Kirus'un başını bedeninden
ayırıyor, kanını akıtıyor. İşte şimdi ben sana seni kana doyurdum diyor. Ve hatta şöyle bir şey, işte Tomris Hatun'un oğlunu yani Türk geleneklerine uygun bir şekilde işte, ne diyelim, mezara koyduğu, onun için evet defnettiği, güzel işte atıyla beraber gömdüğü şeklinde yine bir efsane halk arasında günümüze kadar böyle veya bazı kaynaklarda da yazılarak gelmiş. Tabii Tomris Hatun bu anlamıyla Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı. Hatun kelimesi konusunda da kısaca şunu söyleyeyim. Hatun, kadın öyle derler. Evet, yani iki görüş var aslında bilim dünyasında. Bir görüş soğutça bir kelime olduğu. Ama son dönemlerde başta Bahattin Ögel veya Tuncer Baykara hocalarımız da olmak üzere veya dilci hocalarımız da olmak üzere onlar diyorlar ki aslında bu kelime katılmıştan geliyor. Yani bu fikir daha son dönemlerde daha çok öne çıkmış. Bunun yanı sıra İl Bilge, Tengriken gibi ünvanlar aldıklarını da görüyoruz. Yönetimde olan kadınlar. Yani ön Türklerde özellikle şunu söyleyebilirim. Yani bu hadiseden sonra yine Motu'nun işte Çin İmparatoru Cao karşısında o dönemde başkente kadar gidiyor, Luoyang'a kadar gidiyor, kuşatmış. Çin İmparatoru çaresiz ve bu sırada Motu'nunla konuşmaktan ziyade hanımıyla konuşmayı tercih ediyor. Ve hanımının kendi da... Kendi kızı değil mi? Öyle derler. Yok. Yani Çin ya, prensesi derler. Yok, değil. Değil. Çünkü şöyle bir şey var. Türklerde yönetimde olan hükümdarın mutlaka annesinin Türk olması lazım. Türk bir anneden doğma şartı yani var. Bu önemli yani. Genelde hani böyle Mete'nin eşinin Çin hükümdarının kızı olduğu ve bu sebeple işte daha rahat ikna edildiği, kandırıldığı demeyeyim de ikna edildiği, vazgeçirildiği Çin'i. Aslında mantıklı bir şey söylüyor Haşim Hocam. Diyor ki sen buraya niçin geldin? Sen Çin'i hakimiyet altına almak için geldin. Şimdi savaşırsan çok fazla askerin ölecek. Ama Çin zaten diyor senin hakimiyetin altına girmek için sana diyor vergi veriyor. Evet. Gerçi Çin yıllıkları vergi demez de hediye ederler. Ama bu sonuçta vergidir. Yani sen savaşmadan vergini alacaksın diyor. Senin hayat tarzına uygun değil burası. Aynen. Ve burada diyor bakın bunu daha sonraki dönemde Atilla'da ve daha sonraki dönemde yine Türk kağanları yapmışlardır. Yani çünkü orada belli bir asker bırakmak demek Asya Hun Kağanlığı'nın askeri anlamda zafiyet oluşturacak bir durumu da beraberinde getirecektir. Dolayısıyla Motun da bunu yani mantıki olarak diyelim yani bugünkü açıdan baktığımızda da gayet doğru buluyor. Yani niçin geldin sen oraya? Oranı vergiye bağlamak için geldin. Onun haklılığını çok sonraki bir olay ispatlıyor aslında. Biliyorsunuz Kubilay Han alıyor Çin'i. Evet, alıyor. Ama bugün Çin'de bir Moğol devletinden söz edebiliyor muyuz? Evet, edemiyoruz. Yani kendi içinde Çin dönüştürüyor. Bunu bu noktada o çok daha erken örnek ama Mete'nin örneği bence üzerinde durup düşünülmesi gereken örnek. İyi ki de gitmemiş diyorsunuz. Tabii. Yoksa muhtemelen sonu Kubilay'ınkine benzer bir son olabilirdi. Yani Kubilay'ın ailesinin ilerideki akıbetine benzer bir akıbet olabilir. Çinlileşebilirler. Tabii. Yani Çin zaten hayatı boyunca işte şimdi siyasi evlenmeler yoluyla ikinci, üçüncü evliliklerin olduğunu da burada söyleyelim. Hakanların siyasi evlilikler yaptığı noktasında. Ama Türklerde genellikle tek eşlilik vardı. Yani Türk toplumu tek eşli bir toplumdu. İki veya üç, yani kuma tabirinin çok sonraki dönemde ortaya çıktığına dair de yine hocalarımız veya kaynaklarımız bir bilgi veriyorlar. Tek eşlilik var ve yine Leviratus dediğimiz bir sistemimiz var. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Leviratus sistemi aslında toplumda kadını korumaya yönelik bir sistem olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bazıları bunları anlarken veya anlatırken anlamakta zorlanıyorlar. Ya da anlamak istemiyorlar. Ve anlamak istemiyorlar. Leviratus sistemin amacı şu. Birincisi ölen abinin ve erkek kardeşin dul kalan karısıyla evlenmek. Bu zaten İslamiyet'ten sonra da Türkler arasında devam etmiştir. Devam sen ettirilen bir. Çok net uyguluyor. Aynen. İkincisi ise çocuksuz üvey anne ile evlenme. Yani babanın ölümünden sonra çocuksuz üvey anne ile evlenme. Veya bazı kaynaklarda sadece üvey anne ile evlenme de söylenir. Şimdi burada üvey anne ile evlenme noktasında tabii Türkler bu kadar hani ne diyelim namuslarına düşkün. Bu noktada kadının mesela
savaş sırasında düşmanın eline geçmesi büyük bir zillet olarak görülüyor. Nasıl oluyor da işte bir üvey anne ile evlenmeyi gerçekleştirebiliyorlar gibi bir soruyla da karşı karşıya kalıyoruz. Ama bu gerçek anlamda bir evlilik değil. Sadece babanın ölümünden sonra anne mirastan pay alacağı için, o mirasın bölünmesini istemediği için onunla göstermelik diyeceğimiz bir evlilik yapıyor. Şartların doğurduğu bir şey aslında değil mi hocam? Tabii. Şartların doğurduğu bir sonuç. Tabii şartlar aslında doğuruyor. Zaten bu konuda çok güzel yorumu da rahmetlik Bahattin Ögel hocamız yapmış. Ve hocamızın söylediği burada kadının korunması ve hoca bir de şunu söylüyor. Yani amca ile olan evliliklerde baba sevgisinin amca ile beraber daha iyi bir şekilde, yani babayı aratmayacak ölçüde amcanın devreye girdiğini, başka birisiyle evlenmekten ziyade. Dolayısıyla mesela Türklerde ya bu şekilde evlenme oluyor, dul kalan kadın onu korumak amaçlı, veyahut da savaşta eşi öldüğü zaman, tabii bu o dönem içerisinde baktığınız zaman hani süreklilik arz eden bir durum. Yani eşiniz vefat ediyor ve sizin eşinizin ailesiyle gelecek yıllarda da bir devamlılığının söz konusu. Onun için kadını korumaya yönelik bir anlayışı, töre ortaya koymuştur. Bu çok güzel bir estetik. Şimdi Burak Sağlam, sona saklayacağız bunu belki ama en azından okuyayım. Türklerde hatunun yerine örnek vermek gerekirse bunu sikkelerde de görebiliyoruz diyor. Bir Göktürk sikkesi var ve burada görüntüsünü göndermiş. Evet, Gayretullah Babayarı buradan alalım. Eğer Ayşe bunu alabilirse benim hesabımdan ekrana da yansıtabiliriz. Sikkede yer alan hatunun başında Umayana tacı vardı. Evet. Peki Umayana kimdir? Türk kadınlarının Umayana için düşünceleri nelerdir? Onlar için ne kadar kutsaldır diye bir soru da var. Evet, şimdi Burak Sağlam Bey'in. Evet, Burak Bey'e teşekkür ediyoruz. Aslında aynen programın sonunda konuşuruz şimdi demiştik. Şimdi konuşalım. Soru gelmişken. Şimdi Umayana Türklerde, Türk dünyasında aslında kadını koruduğuna inanılan bir ruh. Ay tanrısı derler. Hayır, değil. Doğruganlıkla. Haşim Hocam, genel, bakın genel bugün son dönemlerde bizim çok fazla üzerinde hani ben söylemek zorunda kaldığımız bazı şeyler var. Ben özellikle soruyorum ki o yaygın bilinen, doğru zannedilen yanlışların biraz da sizin sayenizde görülmesi açısından. Çok düzeltmemiz gereken husus var. Birincisi şu, bunu özellikle ifade ediyorum. Bizi izleyen izleyicilerimize de şunu söylüyorum. Türklerde tanrılar veya tanrıça diye bir tabir yok. Yani yok Türklerde. Eğer olsaydı biz bunu söylerdik. Divan Lügat-ı Türk'te böyle bir şey yok. Veya Orhun yazıtlarında böyle bir şey yok. Bakın Orhun yazıtlarında ne diyor? Umay gibi annem, babam, halalarım ve teyzelerim diyor. En basitine. Veya işte babamla annem İlbilgi Hatun'u Tanrı yükseltti diyor. Yani orada İlbilgi Hatun şeyiyle de ona verilen ünvanı da burada karşımıza koyuyor. Yani Türklerde Tanrı değil, koruyucu ruhlar var. Ve bu koruyucu ruhlar zaman zaman kutsal olarak görülmüşler ve zaman zaman da tanrı olarak kabul edilmişlerdir demeyeceğim. Kutsal olarak görülmüşler ve bir anlamda da o duygusallığı da veyahut da o ruhani hali de veya inancı da onlarla birlikte ortadan kaldırmaya çalışmışlardır. Bugün bizim Türkiye'de son dönemlerde işte Türkler şamanisti diye bir tabirle de çok fazla karşılaşıyoruz. Şimdi Türkler yani İslam'dan önce diyelim veyahut da işte 10. yüzyıldan önce kurulan Türk kağanlıklarında. Şimdi çok basit, hepimiz Orhun yazıtlarını örnek gösteriyoruz değil mi? Çok basit bir şekilde. Peki Orhun yazıtlarında şaman veya Türkçe karşılığı kamla ilgili bir bilgi yok. Şimdi burada Saadettin Gömeç hocamızın şöyle bir yorumu var. Ben de o yoruma katılıyorum. Şimdi bizim bugün şamanizmle ve Türklerde çok fazla tanrılı dinler diye bir takım işte söylenenlerin çıkış noktası Radloff'un Altay'da yapmış olduğu o gezi notları sırasında 19. yüzyılda yaşayan Altay Türkleri arasındaki gelenek ve göreneklerdendir. Bir de Altaylar ayrı bir dünya hocam. Ya ayrı bir dünya ama şöyle bir şey var. Şamanizm bir din değildir. Yayıldığı yerlerde din tesiri göstermiştir. Biz bunu söylüyoruz. İslam'daki tasavvufa benzer mistik bir hareket. Aynen.
Aynen, o konuda zaten şeyimiz yok. Ama bunu eski Türk dini şamanizmdir demek, Türk dinine veya ön Türklerin o dini artık algılarına kabul yapılacak görmüyor ama artık. Bir kısım var maalesef, var yani biz kendi camiamızda bunu biliyoruz. Özellikle illa işte eski Türk dini şamanizmdi diye söyleyenler var. Hayır, eski Türk dini kök tanrı veya gök tanrı dini. Kök tengri Bitti. dini. Bunu özellikle veya kök tengri dini de diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Umay Ana da kadınları koruduğuna inanılan, özellikle lohusa kadınları koruduğuna inanılan bir iyedir. Yani kutsal ruhtur. Şimdi biz de Dilara hocamla beraber ve gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında, Türk Cumhuriyetlerinde, Altay'dan, Tuva'dan, Hakasya'dan, Şor'dan, aklınıza neresi ben geliyorsa. Ben geçen gördüm mü? Çok şeydi böyle, renkli renkli simalar, yüzler vardı. Çok hoşuma gitti. Evet. Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği'ni de kurduk. Çünkü buna da ihtiyaç var. Hangi yani devletlerden var hocam? Hepsinden var. Yani bakın, yani bir bugün 5 tane işte Kuzey Kıbrıs'ı da katıyoruz. Sadece şey değil yani, değil, Türkistan değil. Hayır, Özbekistan, Avrupa, Kazakistan, dahil. Kırgızistan, hepsi, Bulgaristan, hepsi var. Dünyada nerede Türk varsa ve kadın varsa diyelim, hepsi Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği'nin içerisinde yavaş yavaş teşkilatlanıyoruz. Yine çok güzel projeler yapacağımıza da inanıyoruz. Sadece de şey yok değil mi hocam? Kadın akademisyenler değil bu. Bu Kadınlar evet. Birliği. Biraz evet. Yanlış anlaşılma oluyor Türk Kaptan dolayı bazen. Evet. İçimizde Tuva, sanatçılar var. Sanatçılar var mesela. İş kadınları var. Evet. Yayıncılar var, yazarlar var. Yani Türk dünyasından her yerden var. Ve biz buna özellikle dikkat ettik. Yönetimimizde yine aynı şekilde hocalarımız var. Her ülkeyi temsilen hocalarımız var. Yavaş yavaş, hatta çok güzel minyatür sanatçısı bir hocamıza çizdirdik Umay Ana'nın logosunu. Ve yine burada da sevgili... Biraz sonra ekrana gelir o sikke. Buran gönderdi. Evet. Güzel bir motto da bulduk. Burada da sevgili kardeşim, eğitimci yazar Nazlı Aspay Cebeci Senere'de çok teşekkür ediyorum. Çünkü şöyle bir mottomuz var. Türklüğümüz özümüz, birliğimiz gücümüz. Eyvallah. Çok güzel. Evet, Umay Ana'ya layık güzel çalışmalar da inşallah yapacağız. Türk dünyasına yönelik o bağı kurmak için yola çıktık. Ve çok büyük, yine Türk Kap'ta olduğu gibi teveccüh aldık. Çalışmalarımız zaten bundan sonraki süreçte sizler de takip edersiniz, görürsünüz. İnşallah güzel hizmetler yaparız. Hocam, siyasetten başlamışken Burak Bey sorusunun cevabını almış oldu Umay Ana'ya dair. Hem de sizin güzel teşebbüsünüzü de bir kez daha hatırlatmış olduk. Bir de Kabaç Hatun var değil mi? Yani evet. Fazlaca yüzyıllarca beriye geldik. Şimdi siz milattan önceki 500'lerden bahsettiniz Tombris Hatun, ama bir de milattan sonra işte 700'lerde. Evet. 800. yüzyıl. Çünkü Emevilerin işte Türkistan coğrafyasına ilerlemesiyle beraber Buhara melikesi olarak kaynaklara geçiyor. Yani 7. yüzyılın sonlarında 800. yüzyılın başlarında, evet, hatta yaşayan bir Kabaç Hatun'umuz var. Buhara Melikesi. Evet. Biraz da ondan bahsediyor. Erkan Göksu hocamızın da onunla ilgili bir makalesi var sevgili izleyicilerimiz. Eğer Kabaç Hatun'la ilgili ilgilenirlerse bu makaleyi de tavsiye edebilirim. Yazdıkları yani. Makaleler. Ben de geçen yakın zamanda bir ansiklopediye bir bölüm olarak yazmıştım. Bir de siz de yazdınız. Bir de benim kitabımda yer alan Mama Hatun var. Bir de çok daha yakın bir örnek olarak. Bozkır Nasrenalarında Kabaç Hatun da var, Mama Hatun da var. Hepsi çok, var. Çok yönetimde güzel. Olanların hepsi var. Onlardan bahsedelim isterseniz. Ya Kabaç Hatun tabii yani Emevilerin valisi Osman zamanında, biliyorsunuz. Yani Osman Türk Buhara'ya kadar geliyor. Buhara'yı kuşatıyor. Kabaç Hatun oğlu adına yönetimi ele alıyor diyelim. Hatta şöyle anlatılır. Kabaç Hatun Vali Osman'ın rahatsız olduğunu duyduğunda, kendisine daha önce verilmiş tedavi olan etmiş. Hasta olduğunda işte bunları yediğinde iyileşirsin denilen hurmaları kendisine gönderiyor. Ve o da tabii bunu kendisine getiren elçiyi gördüğünde büyük bir hani tebessümle kendisine, yine kaynakların verdiği bilgiye göre, bir çuval, yanlış hatırlamıyorsam, belki daha fazla da olabilir ama ben öyle hatırlıyorum. Biraz tereciye tere satar gibi. Yani ama tabii burada işte düşmanın dahi diyor, bakın Buhara'yı muhasar etmiş, kuşatmış,
ama düşmanının en azından öyle diyelim hasta olduğunu görüyor ve merhametiyle de elindeki kendisini tedavi edeceğine inandığı bir yiyeceği düşmanına göndererek de aslında büyük bir asaleti de sergiliyor. Ama aynı Osman kendisine aynı asaleti göstermiyor biliyorsunuz. Evet. Ve maalesef işte şeylerini alıyor. 50 tane Türk asılzadesi dinliyor, yiğit deniyor işte. Diyor ki ben bunları işte yapılan anlaşma gereğince esir olarak alıyorum, götürüyorum diyor. Ki iade etmek üzere götürüyor. Ama daha sonraki süreçte herhalde Kabaç Hatun'un hayatı boyunca hep bunların izlerini aradığı. Hatta kaynaklarda yine... Bu arada görüntümüz geldi. Umayan'a başlığı evet, dediği Burak Bey'in. Doğru, aynen. Bu doğru. Bir Göktürk simgesiymiş. Evet. Değerli izleyicilerimize de. Gayretullah Babayar diye Özbekistan'dan çok değerli bir kardeşimiz var. Köktürk veya Göktürk sikkelerini hocam çalıştı. Değerli izleyicilerimiz o esere de bakabilirler. Orada evet, zaten hem kadınları hem yani Türk teginlerine ve kanlarına ait. Semboller çok önemli. Çok özellikle önemli. Paraların üzerindeki semboller Haşim çok hocam, şey söylüyor hocam. Türk kültürü sembollerde gizlidir. Türkler manevi dünyalarını sembollerle aslında şimdi gelecek nesillere bunu, aktarmışlardır. Siz bunu söylerseniz ben buradan Mustafa Aksoy'un kulaklarını çınlatmadan tabii, geçemem. Tabii şimdi, ki, tabii ki. Aynen. Sevgili hocamızın. Evet, sevgili Mustafa abimize de buradan selam söylemiş evet, olayım. Aynen. O da halılar aynen, üzerinden, evet, dokumalar üzerinden muhteşem bir tarih çıkardı. Her şeyin anlamı var. Rengin kesinlikle, anlamı var, kesinlikle, sayının anlamı var. Her şeyin anlamı var yani. Hayat ağacı mesela biz Umayan'a da hayat ağacı motifini özellikle koyduk. Umayan'a işte doğurganlığın da aynı zamanda simgesi. Aynen. Hayat ağacı hayat bu noktada çok önemli. Kozmolojide çok önemli. Yani Türkler, ben kültür tarihi derslerinde çocuklara hep onu söylerim. Türkler eşittir semboller dünyası. Türk kültürü eşittir semboller kesinlikle, dünyası. Şimdi Diler hocama ben bir soru sorayım. Şimdi Türk toplum hayatında kadının, şimdi biz genelde siyaset üzerinden konuştuk. Sadece siyaset değil ama genel siyasi karakterle. Peki size göre Türk toplum hayatında kadının yeri nedir? Kendi döneminize de bakabilirsiniz. Eski döneme dair de söyleyebilirsiniz. Öncelikle şunu söylemek lazım aslında. Tarihi kodları kaybetmezsek eğer aslında önemli bir şeyi bırakıyor bize. Bilgi bırakıyor Türk toplumunda kadın dediğimizde karşımıza. Ailedeki yeri başka, yönetimdeki yeri kıymetli, eğitim hayatında özellikle eğitim hayatında şöyle de düşünmek lazım aslında. Ailedeki eğitim kısmında da daha fazla belki biraz işte işgaller döneminde erkeklerin dışarıda olması ya da çalışma hayatının biraz erkekler üzerinden belki döndüğü zamanlar için söyleyelim. Kadının ailedeki çocuğun eğitimi konusunda yani aslında geleceğin neslini yetiştirme konusunda da eğitim konusunda çok önemli bir kıymeti değeri var. Hatta burada benim hemen aklıma şey geliyor biraz dönemi belki yakına getireceğiz ama İnas Üniversitesi vardır. İlk üniversitemiz, ilk kadın üniversitesi aslında. Onun kurulma serüveni de biraz böyle Darülfünun'a bağlanıyor. Nedir o? Biraz içeriğini açar mısın? Darülfünun 1914 Eylül ayında kuruluyor. 12 Eylül 1914'te kuruluyor aslında. Ama kurulmasından önceki döneme bakarsak Darülfünun ilk üniversitemiz. Orada dönemin Maarif Nazırı Şükrü Bey. Burada bir serbest konferanslar yapalım. Kadınlar da bu konferanslara, kadınlar bu konferanslara katılsınlar. Onlar da sonuçta ailede eğitimi sağlayan insanlar. Dolayısıyla bu eğitim seferberliğini böyle yapalım diye düşünüyor. Ve bir serbest konferanslar başlatıyor aslında. Ve özellikle kadınlara yönelik başlatılan bir serbest konferanslar silsilesi var. Zaten Türk tarihinde de aslında eğitim kısmında hocam da bahsetti. Bu eğitime çok önem verildiğini. Çalışma hayatına katılsın katılmasın mutlaka kadınların da eğitim aldıklarını hatta belki özel derslerle de yine hani okul olmadıysa özel derslerle tamamlandığını görüyoruz. İşte bu serbest konferanslarla başlıyor her şey ve bu serbest konferanslara katılan kadınlar bundan çok memnun oluyorlar ve diyorlar ki biz üniversite istiyoruz, biz de üniversiteye gitmek istiyoruz. Aslında talepkar oluyorlar yani kadınların talebiyle gerçekleşen bir ilk üniversite, ilk kadın üniversitesi diyoruz işte ilk kadın üniversitesi İnas Üniversitesi diye geçiyor. 12 Eylül 1914'te başlıyor hikaye. Hatta 22 kadının burada eğitim gördüğünü görüyoruz. Tabii biraz savaş dönemine gelmesi kötü oluyor. Tanınmış isimler var mı orada eğitim gören? Mesela işte Milli Mücadele'de de çok önemli etkisi olacak olan Meliha Hanım var. Oradan eğitim alan.
Çünkü Nihal bir süre eğitim aldı biliyoruz. Hatta ondan sonra Sanayi Nefise dediğimiz aslında ilk üniversitesi, yani yine ilk kadın sanat üniversitesi diyebileceğimiz aslında Mihri Müşfik Hanım'ın isteğiyle öyle bir Güzel Sanatlar Üniversitesi diyebileceğimiz bir üniversitede kuruluyor. Yani şurada şuna dikkat çekmek istiyorum aslında. Burada bir talepkar olan kadınlar var. Yani onlara hakları verilen değil, hep böyle bir hakları verilen gibi gösteriyor aslında bazen tarih, ama aslında tarih öyle göstermiyor da bize söylenen tarih diyoruz hep aslında. Bir haklarını talepkar olan kadınlar görüyoruz özellikle. Ben bunu dikkatimi çekmek istedim açıkçası. Özellikle tabii ikinci meşrutiyetle beraber gelen bir aslında değişim dönüşüm süreci bu. Yani 1908 ile beraber farkına varılıyor. Hatta onun öncesinde de biz şunu görüyoruz. En fazla tartışma konularından birisi, acaba İslam dini mi geri bırakıyor? Bu çok tartışılmış bir konu. Hatta Şemsettin Sami'nin buradan anmadan geçmemek lazım. 1879 yılında yayınladığı bir Kadınlar diye bir kitabı var. Orada diyor ki Şemsettin Sami, hiç alakası yok. İslam dini kesinlikle kadınları geri bırakmaz. Buna örnektir Hazreti Muhammed dönemi. Eğer öyle olsaydı o dönemki kadınlardan bahsetmezdik. Sahabe kadınlardan gibi bir örnek de veriyor. Çok güzel bir kitaptır. Küçük bir kitapçık aslında. Şemsettin Sami. 1879. Bak, tarihe bu, dikkat çekiyorum. Bu yani. Söylediğinize en güzel örneklerden birisi Hala Sultan'dı, biliyor musunuz? Hmm. Yani genelde unutulur, ihmal edilir. Bizim mesela İstanbul'u düşündüğümüz zaman Eyüp Sultan, yani Hazreti Ebu Eyüp el Ensari ne anlam ifade ediyorsa İstanbul için, Peygamber Efendimiz'in süt annesi olan Hala Sultan Kıbrıs için aynı şeyi ifade ediyor. Yani ilerlemiş yaşına rağmen Kıbrıs kuşatmasına, seferine katılıyor. Kalenin, adanın fethini görüyor. Ve burada tabii sağlık hizmeti amacıyla katılmış ama sonuç itibariyle bir ruh var onun içerisinde. Peygamber Efendimiz'in zaman zaman evine gidip dinlendiği, çok saygı duyduğu bir insan, bir büyüğü. Kıbrıs'ta, tabii şu an Rum yönetiminin topraklarının içerisinde kaldığı için biraz geri planda kalıyor ama Osmanlı döneminde, öncesinde vakıfları var. Bir üniversite bile kuruldu biliyorsunuz şu anda. Hala Sultan Üniversitesi diye. Biz de bir sempozyum yapmıştık yani birkaç yıl önce İsmail Güleç Hoca ile birlikte. Fayda Hoca anlatmıştı. Yani muhteşem bir şekilde anlatıyor. Muazzam isimler var. Yani hangi dünyaya giderseniz gidin, İslam aslında kesinlikle haklı. Dilara hocamın o Şemsettin Sami üzerinden aktarımı. Kadını hiçbir zaman ikinci plana koymaz. Bakın, cennet annelerin ayaklarının altındadır diyen bir dinin kadını ikinci planda tutma ihtimali var mıdır sizce? Yoktur. Mümkün değil. Ama bölgeler, örfler, gelenekler, değişik coğrafyalar farklı pozisyon oluşturabiliyor. Yani geldiğimiz nokta Kur'an-ı Kerim'de genelde Eynas diye hitap eder mesela. En basitinden. Eyvallah. Doğru. Nisa suresi var hocam. Yok, Nisa suresi var ama genel itibariyle baktığımız zaman hep Eynas diye hitap ettiği için yani onu söylemek istedim. Evet. Kesmiş gibi oldum ama devam edelim. Yani bir katkı olsun diye. Çok da güzel oldu bence. Dolayısıyla bu bakış açısından baktığımızda Fatma Aliye de bu arada bu konuya yazılarıyla hayır diyor. Ahmet Mithat Efendi, hakeza, Ziya Gökalp, yani bu şekilde onları tekrar zikretmek lazım. Aslında Celal Nuri'nin yine Kadınlarımız diye bir kitabı var. 1915'te çıkan bir kitap. Bu iki kitabı da özellikle tavsiye ederim. Burada da yine kadınların eğitiminden, Şemsettin Sami de kadınların eğitilmesinin aslında ailenin eğitilmesiyle beraber milletin eğitilmesi olduğunu ifade ediyor. Çok önemli bir yere aslında dikkat çekiyor. Tarihlerini özellikle verdim bu kitapların. 1879-1915. Yani bu tarihler özellikle şundan dolayı önemli. 1879'da savaş yıllarının hemen akabindeyiz. Osmanlı-Rus Savaşı bitmiş ve meşrutiyet rafa kalkmış ama böyle de bir konuşmanın geçtiği dönem. İstibdat dönemi dediğimiz dönem aslında. 1915'e bakarsanız yine savaş yılları, Birinci Dünya Savaşı yıllarının en yoğun geçtiği dönemde çıkan bir kitap. Yine Celal Nuri'nin kitabı. O yüzden bunları önemsiyoruz. Şundan dolayı bu tartışmalar bu yoğun siyasi ve askeri sıkıntıların olduğu bir dönemde kendisini gösteriyor aslında. Bununla beraber aslında bakarsak
kendi dönemine biraz getirmek belki olacak ama açıkçası dikkat çekici konulardan birisi yine. Aslında tarihi devamlılık hep söylüyoruz, bunun da altını çiziyoruz. Şundan dolayı işte Tomris Hatun'un aslında şeyi, ruhu demeyeyim de artık onun vermiş oldukları bir bakıma başka bir dönemde başka bir kadınlarda kendisini gösteriyor. Yani bir kolektif ruh, bir yönetici ruh, belki de bir tarihe damga vuran ruh aslında her daim kendisine bir yol bulmuş tabiri caizse. Biz bunu işte milli mücadeleye geldiğimizde bu sefer cemiyetlerde görüyoruz. Cemiyetlerin önce hanımlar şubeleri kurulurken sonrasında bir bakıyoruz ki bir Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti var. Sivas Valisi Reşit Paşa'nın, Reşit Bey'in eşi Melek Reşit tarafından kuruluyor mesela. Tam da savaş dönemleri yine, milli mücadele dönemleri ve bu şeyin Sivas'ta kurulan bu cemiyetin şubelerin kurulması talebinde buluyor. Hatta birçok yerde şubesi kuruluyor. İşte Balıkesir, Konya, işte Kastamonu onlardan birisi ki özellikle bugün belki vurgulamak istedim ve belki de ilk defa televizyonlarda daha önce duymadım. Ben en azından ben cahilime vereyim. Belki duyulmuştur. Öyle de büyük cümleler söylemekten itina ederim. Ben kaçırmışımdır belki. İlk kadın mitingimiz var mesela. İlk kadın mitingi diyoruz. Neden ilk kadın mitingi? Çünkü sadece kadınların katıldığı, kadınların organize ettiği ve sadece kadınların yine konuşmacı olduğu bir miting olduğu için 10 Aralık 1919 102. yılını idrak etmiştik. Geçtiğimiz Aralık ayında bundan bir ay önce işte tam da almış olalım buradan da o kadınlarımızı. Evet, çok güzel. İlk kadın mitingi önemli. Şundan dolayı önemli aslında. Özellikle burada cümlelerini getirmiştim şeylerin, konuşmacıların. Çok lütfen. Güzel bir şeyi var. Mitingde konuşması var. Zekiye Hanım mitingde konuşuyor. Şimdi Kastamonu tabii önemli bir yer. Kilit nokta. Yani İstiklal Yolu dediğimiz önemli bir güzergahtan geçen ve en önemli kilit noktalardan birisi Kastamonu. Cephanenin taşındığı yol, İstiklal Yolu dediğimiz şey. Burada belki bir hatırlatma olur, belki de bizi izleyen gençlere de bir okuma vesilesi olur diye bir şey vermek isterim, bilgi vermek isterim. İstiklal Yolu Mutfağı diye bir şef Ömür Akkor'un yazmış olduğu bir küçük yazı vardır internette. Bu yolu yürümüş kendisi. Acaba askerler yürürken işte ne yediler, ne içtiler gibi düşünerek aslında en sonunda da Kastamonu mutfağını tanıtıyor biraz da. Sadece şef ama aslında bir bakıma da tarihle de ilgilenen bir şef. Sizin de belki ilginizi çeker, Selçuklu Mutfağı diye bir ödüllü kitabı var kendisinin. Tanırım ben. Güzel bir çalışma olmuş. Özellikle şunu vurgulamak istiyorum. Herkes aslında kendiyle ilgili ne yapacağına dair bir yol bulabiliyor. Örneğinden söylemek istedim aslında bunu. Yani bir tarihçi olmamasına rağmen. Tarihe merakı, sonradan tarih okumuş gerçi ama merakıyla yolu yürümüş ve İstiklal Yolu Mutfağı diye bir küçük iki sayfalık bir blog yazısı bu. Biz de tekke güzergahlarını yürüyoruz. Yani o saha müthiş bir şey. Çok. Sahada olma. Kesinlikle. Her şeyi özümsüyorsunuz. İliklerinize kadar özümsüyorsunuz yani. Yani hissetmek açısından çok önemli. İşte Kastamonu'da aslında çok önemli bir beşik. Kastamonu kadınlar çok kıymetli. Şerife Bacı'yı belki çok iyi biliriz. Maalesef cephane taşırken bu İstiklal Yolu üzerinde donarak vefat etmiştir. Hatta meydanda, Kastamonu meydanında da anıtı vardır kendisine ait. Her senede işte bu mitingin yıl dönümlerinde toplanırlar. Ne kadar dramatik ama değil mi? Yani maalesef. Çok üzücü. Yani müthiş bir kutsal bir gayeye hizmet ediyorsunuz. Vatanı düşmanlardan temizlemeye çalışıyorsunuz ve bu uğurda donarak şehit oluyorsunuz. Ve kundakta çocuğu üşümesin diye de göğsüne bastırarak bu arada yani. Öyle de bir dramatik yani şey var. Yani bu toplumun, bu bizim içinde yaşadığımız coğrafyanın, vatanımızın o kadar büyük gizli kahramanları, geri planda kalmış ama destanlaşmış kahramanları var ki herhalde Şerife Bacı da onlardan birisi. Evet, evet. Bu mitingden bahsetmek gerekirse inşallah dediğim gibi kitaplaşacak bir öğrencime yüksek lisans tezi yaptırmıştım ben bunu. Yakın zamanda kitaplaştırmayı düşünüyoruz bunun yıl döneminde. Zekiye Hanım var. Evet, bir an evvel inşallah. Zekiye Hanım var, başkan. Zekiye Hanım bu yönetim kurulu başkanı aynı zamanda Kastamonu kadınlarının yönetim kurulu başkanı. Onun bir konuşmasından bir kısım aslında söyleyeceğim. Dikkatinizi çekmek isterim. 14 Aralık 1919'da Kastamonu'daki Açık Söz gazetesinde yayınlanıyor. Başlık Hanımlarımızın Mitingi. Zekiye Hanım'ın konuşmasından bir bölüm söyleyeceğim şimdi sizlere.
Hanımlar, büyük felaketlerimiz önünde evlatlarımızın, kardeşlerimizin kanıyla suladığımız yurtlarımızın işgaline, kardeşlerimizin felaketine susacak mıyız? Hayır hanımefendiler, mağlubuz, silahımız yok. Fakat göğsümüzde imanımız, bütün dünyayı halkeden Allah'ımız var. İşte biz de imanımıza ve Allah'ımıza istinaden haksızlıklarını yüzlerine vurur ve cihan huzurunda ilan ettikleri adaleti talep ederiz. Hanımlar, biz dünyayı kanlara boğan, insanları tavuklar gibi boğazlayan erkeklere müracaat edecek değiliz. Bizim gibi şefkatle, merhametle düşündüklerine şüphe etmediğimiz, itiraf devletlerinin büyük kadınlarına müracaat edecek ve birer telgrafla bize yapılan haksızlıkları yazacak ve anlatacağız. Eğer onlar da hakkımızı teslim etmezlerse, evlatlarımızın kanlarına kendi kanlarımızı karıştırarak, erkeklerimiz de bir safta dinimiz ve istiklalimiz için öleceğiz. Bu çok çarpıcı geldiği için özellikle okumak istedim. Zeki Hanım burada özellikle tavuklar gibi boğazlayan erkekler derken itiraf devletleri erkeklerden bahsediyordur. Onun altını çizelim. Şimdi buradan da bir polemik çıkmasın. İtiraf devletlerinin kraliçelerine diyelim. Yani hanımlara bir telgraf çekme durumları var. Telgraf çekiyorlar İtalyan elçiliği vasıtasıyla. Biz biraz onun izini sürdük. Fakat işte bunlar ne oldu? Cevap geldi mi gelmedi mi diye. Hatta gazetede de takip ettik. Maalesef bununla ilgili bilgimiz yok. Hani geri dönüş olup olmadığına dair. Ama hani onları göndermişler. En azından bir taraf olarak bir söz söylemişler diyelim. Bu çok önemli. Dünya tarihinde de kalmamışlar önemli sonuç. Bir nokta diye düşünüyorum. Çok da belki olmayan bir şey. Kadın mitingi zaten yani ilk kadın mitingi olarak söylüyoruz. Yani sadece kadınlar katılmış. Yaklaşık 3000 kadının katıldığı söyleniyor. Bazı kaynaklar 1000 diyor. Bazıları 3000 diyor ama aşağı yukarı en az 1000 olduğunu söyleyelim. En azından hatalı olmasın. Kız öğretmen okulunun bahçesinde toplanıyorlar. Ya Aralık ayı 1919 yani düşündüğünüzde hakikaten hani soğuğu iliklerinize kadar hissettiğiniz ki Kastamonu oldukça o aylarda soğuk olan da bir şehir. Ona rağmen bu şeyi gösteriyorlar. Bugün de ben tekrar söyleyeyim Merve Kıran işte öğrencim yüksek lisans öğrencim yapmıştı bu tezi. İki defa da Kastamonu'ya gitti yıl dönümlerinde. Ve oradaki manzara o ruhun aslında devam ettiğini göstergesi. Kadın dernekleri, cemiyetleri hala orada çok aktif çalışıyorlar. Her yılda anma toplantıları yapılıyor. Bu mitingin anma toplantıları. Çok güzel bir ruhun devamlılığı diye düşünüyorum ben aslında. Ben bir ara yolum seyahat etmeyi çok seviyorum hocam ben. Ereğli'ye yolum düştüğünde sahile yakın bir yerde kadınlar kıraathanesi görmüştüm. Yani girmiştim çay falan içmiştim ama böyle işte okey masalarını kurmuşlar. O hani genelde erkek egemen toplumda erkeğin yaptığı ifade edilen o kahve hayatının aynısını teyzeler falan ve çok harika eğlenceli sohbetleri vardı. Müthiş tabii. Birikimleri, tecrübeleri vardı. Bir ara İstanbul'da da vardı sanki. Pendik'te de Kartal'dan bir yerde vardı. O coğrafyanın bilmiyorum ama. mayasında var yani dediğin şey. Ya imece kültürü aslında bakarsanız tarhana beraber yapılır. Yani aslında bakarsanız kadınların kolektif bilinci. Yani bulgur dövmekten. Yani erişte kesmek. Erişte kesmeye yani. Ya da hayvanlara bakmak, süt sağmak hep ortaktır yani. Anadolu'da. Çocuklara bakmak mesela. Tabii. Yani kimse bir diğerinin çocuğuna bakmayı şey görmez yani. Bakıcılık ya da başka bir şey olarak görmez. Asla. Tamamıyla. O onun çocuğudur aynı zamanda. Peki, tabii süt anneliği mesela en basit. Tabii. Peki başka öne çıkan isimler var mı o dönemde? Tabii ki. Yani mitinglerde özellikle bakarsak aslında mitingler üzerinden madem başladık mitinglere devam edelim. Mesela mitinglerde milli mücadele döneminde mitinglere baktığımızda özellikle kadınların konuşmacı olarak yer aldıklarını görüyoruz. Halide Edip onlardan birisi. Meliha Hanım yine işte o biraz önce bahsettiğimiz İnas Üniversitesi'nden bir kişi. Nakiye Hanım, Nakiye Ergün Hanım. Bunlar mitinglerde oldukça etkili konuşmalar yapmışlar. Hatta o konuşmalardan birkaç örnek özellikle getirdim. Ben cümleleri çok kıymetli buldum açıkçası. Onun için sen okumak isterim. Kiminki? Nasıl? Bu Halide Edip'in. Halide Edip zaten birkaç mitingde yer almıştır. Sultanahmet mitinglerinde. Türk edebiyatının, Türk romanının en güçlü kalemlerinden birisi. Seveni var, sevmeyeni var. O başka biri evet. Ama hakkını teslim etmek lazım. Ama belki bir bilgi daha yine vereyim buradan. İpek Çalışlar, ben seviyorum aslında. Yani araştırmacılık yönüyle beraber yazdığı için romanlarını. Onun Halide'sini, Latife'sini ve tabii ki en son yazmış olduğu, iki kadını yazdıktan sonra yazdığı Mustafa Kemal'ini tavsiye ederim özellikle ama Halide'yi özellikle tavsiye ediyorum. İlginç bir hayat hikayesi var çünkü. Zaten Halide Onbaşı'dır aslında kendisi. Aynı zamanda Milli Mücadele'de varlık olarak, asker olarak da yer almıştır.
19 Mayıs'ta İstanbul'daki mitingde bir konuşma yapıyor Halide Edip. Cümlelerini aynen bir kısmını aktarıyorum. Hanımlar, bugün elimizde top, tüfek denilen alet yok. Fakat ondan büyük, ondan kuvvetli bir silahımız var. Tüfek ve top düşer, hak ve Allah bakidir. Topun yüzüne tükürecek evlatlar ve analar, kalbimizde ise aşk, iman, milliyet duygusu var. Biz dünyada millet sınıfına layık bir millet olduğumuzu erkek, kadın hatta çocuklarımıza kadar ispat ettik diye aslında biraz önceki konuştuğumuz bütün konuşmaların sanki özeti gibi böyle küçük bir özet yapsanız nasıl yaparsınız desek böyle özet yapardık herhalde. Hakikaten millet olduğunu ispat etmeye gerek olmayan bir milletiz gerçekten. Yine başka bir örnek Sabahat Hanım burada bir mitingde görüyoruz. Üsküdar'da katıldığı bir miting var. 20 Mayıs 1919'da. Sabahat Hanım katılıyor, Naciye Hanım konuşuyor, Zeliha Hanım konuşuyor. Ama Sabahat Hanım'ın cümlelerinden sarf edeceğim şimdi. Tam da İzmir'in işgalinden 5 gün sonra bu miting 20 Mayıs olduğuna göre. İşte Yunanlılar bugün İzmir'i aldılar. Belki yarın da Konya'mızı, Bursa'mızı hatta çok sevgili İstanbul'umuzu da isteyecekler. O zaman bu kahreden kuvvetler karşısında böyle sükun ve tevekkülle mi duracağız? Ben buna hayır diyorum. Biz kadınlar bu hak cihadında en önde olacağız. Yani geride durmak yok diyor aslında. Şimdi senin beraber söylediklerine paralel bir soru var burada. Sacit Kırdaş'ın. Sacit de en dikkatli tarih severlerden birisi diyorsunuz. Diyor ki Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınları Kara Fatma, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacı gibi cephede savaşan kadınlarımızı da analım. Tabii ki. Tabii anlayacağım. Mitinglerden başladık diye biraz ben cümlelerden hareket ettiğim için söyledim. Onlardan da örnek verebiliriz. Aslında hem yani asker olmakla beraber Nezahat Onbaşı mesela bakıyoruz. Diğer kadınlara göre daha az bilinir olabiliyor bazen. Onunla ilgili bir şey yazı yazdım ben, makale hazırladım şimdi yayınlanmak üzere. Nezahat Onbaşı çok kıymetli. Kendisi aslında kendisiyle ilgili şöyle bir bilgimiz de var Nezahat Onbaşı ile ilgili. 1975 yılında onlarla böyle birkaç tane örnekle röportaj yapılıyor. YouTube'da da bulabilirsiniz Nezahat Onbaşı'yı diye yazdığınızda. Birebir onun kendi yapmış olduğu röportajı da yer alıyor orada. Kendisi küçük yaşta, çok küçük yaşta aslında asker oluyor diyebiliriz. Neden? Çünkü babası asker. İbrahim Hakkı Bey'di, yanlış söylemeyeyim şimdi hatalı olmasın ama İbrahim Hakkı Bey'di hatırlıyorum. Babasıyla beraber savaşa katılmak zorunda kalıyor. Çünkü annesi vefat etmiş. 8-9 yaşlarında tabiri caizse böyle ana kucağı gibi olmuş askerlerin yanlarındaki şey. Asker yani. Aynen, asker ocağı aslında ana kucağı olmuş. Ve askerlerin arasında büyümüş tabiri caizse. Milli mücadeleye baktığımızda da milli mücadelede de yine Gediz Muharebesi'nde artık biraz daha büyümüş, ona görevler de verilmiş. Ve erkeklerin, özellikle askerlerin şevklendirilmesi konusunda ben babamla savaşa gidiyorum, siz nereye gidiyorsunuz diyor mesela. Hani böyle geri kaçmaya çalışanları gördükçe siz nereye gidiyorsunuz, biz babamla savaşa gidiyoruz diye. Onları şevklendiren de bir tarafı var Nezahat Onbaşı'nın. Çok kıymetli asker olanlardan asker sayımı var mesela. O da yine milli mücadele döneminde özellikle çok önemli katkılar sağlamış kadınlarımızdan birisi. Yine hakeza Kara Fatma diye biliniyor ama yani Fatma Seher Hanım demeyi tercih ediyorum ben. Çünkü kara kelimesini yanlış gibi lanse ediliyor ama. Eskişehir'de onun heykeli vardı. Porsuk. Evet. Nehrinin hemen o köprü başında. Kara Fatma diye tabir edilen Fatma Seher Erden aslında tam ismiyle söyleyelim. O da Erzurum'da doğuyor. Aynen Nezahat Onbaşı da bu arada Erzurumlu. O da Erzurum'da doğmuş. Aşağı yukarı aynı dönemlerde doğmuşlar. O da eşini kaybediyor aslında. Asker olan eşini kaybediyor. Sonrasında onun yerine işte bayrağı devralmak diyoruz ya işte. Bayrağı devralıyor tabiri caizse ve savaşın ön saflarında yer aldığını görüyoruz. Çete Emir Ayşe var Aydın'dan. İşte Tayyar Rahime o var. Demirci Mehmet Efe ondan gibi sonra diyorsunuz yani. O da onun... Aynen bayan onun versiyonu gibi. Aydın'da çünkü o da. Gördesi Makbule var.
Halime Çavuş var. Yine Halime Çavuş. Zeynep Çavuş var, değil mi? Evet. Çok çok isim var dediğin gibi. Bir de dediğin gibi yani sadece asker olarak yer almayan ama askere faydası olan, belki de ismini şimdi duyacaksınız. Yani daha önce duyulduğunu zannetmiyorum. Hatta şöyle yanlış duyulduğunu söylemek lazım. Hafız Selman İzbeli diye biliniyordu. Aslında şimdi biz bu tezle beraber Hafız Selma İzbeli olduğunu netleştirmiş olduk. Selman çünkü değil yani. Selman değil. Evet. Daha internette falan gördüğünüzde hep Selman yazıyor. Ama mührü var. Selma yazan, kendisi yaptırmış çünkü. İsmini Hafız Selma yazan bir mührü var. O da Kastamonlu bir kadın. Bu şeyde de ilk kadın mitinginde de yer alan kadınlardan birisi. Hatta genel sekreterliği yapıyor. Kendime de bir bağ kurdum belki evet. Onun için. Hissettim onu. Ayrıca şey yapıyorum. Biraz da dediğim gibi ismiyle ilgili bir yanlış anlamayı da çözmüş olduk bu vesileyle aslında bu tezle beraber. Onun özelliği şu. İzbeli Zade dediğimiz bayağı seyitlere de dayanan bir hikayesi var aslında. Çok geçmişe dayanan bir önemli köklü bir ailenin kızı. Eğitimli de bir kadın. Yani seyitlere dayandığına göre Hazreti Peygamber evladından evet, bir olması gibi. Aynen tabii. O tarafı da var. Dolayısıyla İzbelizade çiftliği zaten hala var. Bu kim? Evet, Tayyar Rahim olması lazım bu. İzbelizade çiftliği hala yaşıyor şu an. Ve bu onun, şey yönetmenim Karafatma diye aldık bunu evet, diyor. Evet, Karafatma. Ekrandan doğru. Evet. İzbelizade çiftliğinde de şu an hala Hafız Selma Hanım'ın torununun gelini yaşıyor. Onunla bayağı yaşı da geçkin. Merve onunla da görüşme yapmış oldu. Kayıt altına almış olduk en azından bu sayede. Merve'yi bu akşam çok andık. Çok andık evet. Ama hak ediyor. Hakkı yani da teslim etmek kadarıyla lazım herhalde. O yüzden. Çünkü ona dikkat ediyorum ben. Biraz en hakkı doğrusu, teslim etmek en doğrusu. En doğrusu diye düşünüyorum. O yapılan röportajda özellikle Hafız Selma Hanım'la ilgili yapılan röportajda çok kıymetli bilgiler öğrendik mesela. Çok sevilen, sayılan Kastamonu'da yoldan geçtiğinde Hafız Hanım geliyor diye böyle hürmet edilen kadınlardan hani böyle varlığını ortaya koymuş muhtemelen. Çok yardımsever, hakikaten elini şeylerden sıkıntıda olanlardan çekmeyen bir kadınmış. Milli mücadeleyi de özellikle işte askerlere bağladık. Askeri kısımda faydası olan kadınlara, erkeklere yardımcı olmaya çalışan, onlara para toplamaya çalışan, çok böyle hatipliği de çok iyi olduğu için muhtemelen ona bu yönde görev vermişler. Ama yani o toplumda evet. Devlet ana karakteri vardır ya evet. Kemal Tahir'in. Öyle hanımlar her zaman var. Bu senin anlattığın da aynen. Böyle. Ama şimdi tekrar ara vermemiz gerekiyor hocam. Televizyonculuğun tamam. Malum kuralı. Evet. Üçüncü kısımda biraz böyle hanımlar ve himaye, hayır eserleri üzerinden konuşalım. Yani bizim etrafımızda gördüğümüz hayır eserlerinin çoğu hanımlara ait ama aradan sonra bunu konuşacağız. Evet değerli izleyenler, Doğu'dan Batı'ya tarihte tarih boyunca Türk kadını konusunu konuşmaya devam ediyoruz. Profesör Doktor Mualla Uydu Yücel hocamız ve doktor öğretim üyesi Dilara Uslu hocamız ile. Ama arada bana mesajlar geldi, yorumlar geldi. Havva Kök Hoca, Havva Kök Aslan yazmış. Memnuniyetle takip ediyoruz diye başka arkadaşlar da yazıyor. Kendisi de hem Umayana'nın hem Türk Kab'ın mensubu evet. Üyesi olduğunu söylüyor. Evet. Yani bütün akademisyenler maşallah gelmişler hocam. Ne evet, kadar çok iyi şükür. Tanıdığımız çok değerli hocalarımız var. Hocamız varsa evet, sağ olsunlar. Çok güzel bir organizasyon olduğu evet. Muhakkak. Teşekkür ederiz. Bunun somut ürün kitap olarak yansımalarını da ben bir okur olarak bekliyorum. Tabii hocam. Tabii hocam yapacağız. İşte bu biraz salgın bizi maalesef bu noktada hani zor durumda bıraktı. Yani hangimizi sokmadı ki hocam? Ben evet. Bir yıl önce hastanede yattım uzunca evet. Bir süre. Tam iyileştim doğru. Epey ağır doğru. Bir tedavi. Şimdi gene geçmiş bulaşıyor olsun. Buluyor. Yani bir şekilde tabii. Bir an önce defolur gider de kurtuluruz bütün dünya yani inşallah, olarak. İnşallah. Dualarımız o yönde. Umarız hem dünyadan hem ülkemizden evet. Bir an önce salgın biter. Uzaklaşırız ve artık eskiye dönebilecek miyiz? Tabii soru işaretleri ama en azından
belki eskisi kadar hayatı sorunsuz bir şekilde yaşamasak da belli bir süre herhalde maskeyle ile yaşamaya devam edeceğiz. En azından şunu söyleyebilirim yani kendi şahsım adına. Kış dönemlerinde herhalde maskeyi çıkarmayı düşünmüyorum. Koruyucu olduğuna inanıyorum yani şu anda. Hocam kışın bizim için maske işkence. Muhtemelen Dilara için de öyledir. Gözlüklüler için felaket. Nefesi verdiğimizde bitiyor bütün görüntü. Doğru. Yani doğru. Bence tasarımcılar bir formülünü bulsunlar. Gözlüğü nemlendirmeyen maske geliştirirlerse memnuniyetle takarız. Öbür türlü gerçekten problem oluyor bize. Gözlüğü araba camında kullanılan bu önleyiciyi kullananlar varmış. Bir şekilde bu önleyici maske kullanmak lazım. Belki de yapmak lazım. Doğru. Şimdi hocam şeye konuşalım bu bu kısımda. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik aslında. Yani toplum hayatında, Kurtuluş Savaşı'nda ya da bizim Öntürk döneminde kadının hem siyaset içerisinde nasıl yerleri olduğunu gördük ama daha somut yansımaları var. Mesela başka bir programda konuşmayı düşündüğüm işte, vakıf sultanlar var. Yani hayır eserleri yaptıran, tekke yaptıranlar var, cami yaptıranlar var. Hele İstanbul'un camilerinin yarısı zaten ya işte Mihrimah Sultan'ın camisini düşünün Üsküdar'da ya da Edirnekapı'da efendim. Hatice Turhan Sultan'ın Eminönü'ndeki yapısını düşünün, Atik Valide'yi düşünün, Yeni Valide'yi düşünün. O kadar çok ki. Yani sadece İstanbul'da değil her yerde. Eğer Tercan'daki Mama Hatun Külliyesi'ni başlı başına bir düşünün. Ya da Adile Sultan. Niğde'deki Hunat Hatun'un o muhteşem, o eski göksel düşünceye atıf yapan muhteşem türbesini düşündüğümüzde her adımda bunu görüyorsunuz. Ama bir de tabii şehir unsuru var. Mesela Hatun Saray diye bir yer var değil mi? Onlar da var hocam. Biraz Hatun sarayları şehirlerinden bahsedeceğiz ama evet. Siz söylerken ben burada Şagap Hatun'u da anmak isterim. Şagap Hatun aslında Türkistan'dan Bağdat'a giden bir ailenin kızı. Daha sonraki süreçte Bağdat halifeliğine giriyor. Yani bir babası Bağdat halifeliğinde sarayında önemli bir konuma geliyor. Ve Şagap Hatun Türk tarihinde ilk vakıf kuran kadın olma özelliğini taşıyor. Fakat, bu çok önemli evet. Hocam. Bu izleyiciler için çok önemli bir bilgi. Evet. Şagap Hatun'u ben Bozkır'ın Asanalarında da yazdım. Onun da çok böyle hocam, hazin bir sonu var. Hocam okumak farz oldu artık. Evet. Yani Bozkır'ın Asanalarını ben İstanbul'dan gitmeden bitiririm haberiniz tamam, olsun. Tamam tamam birkaç okuyun. Gün buralardayım. Biraz böyle roman tadında yazmaya çalıştık. En yani güzel. Genç kızlarımızı çok fazla yormadan ama rol model alabilecekleri. O da Şagap Hatun da bu yönüyle gerçekten de Türk tarihinde mümtaz bir yere sahip kadın olarak karşımıza çıkıyor. Onu da buradan yine analım. Evet Türkler... Bir de bir şey ilave edeyim. Yani tam lütfen. Konuya girmeden önce... Mesela evlerimizde yediğimiz borani diye bir yemek var biliyorsunuz evet. Değil mi? Yani herkes bilir bunu Anadolu'nun her yerinde. Bu Abbasi halifesinin eşi Borani Hatun'dan geliyor. İlk evet. O yapmış ve ismini o vermiş. Aslında bu tip işte onomastikten biraz bahsettik ya evet. İlk bölümde. Bu isimlendirmeler, kavramlar üzerinden tabii. Gitsek çok farklı ve çok enteresan bir tarih okumasına da şahit olacağız. Muktedir Billah'ın annesi mesela. Yani Abbas halifesinin annesi aynı eyvallah. Zamanda. Yani öyle bir özelliği var ama mülkünün büyük bir kısmını hayrata harcıyor. Hastaneler yaptırıyor, camiler, medreseler yaptırıyor. Ama daha sonra Kaim bir Emirillah oğlunun yerine halife olduğunda gerçekten de bir arada şöyle bir şey var. Onun süt annelerini de yapıyor. Onu yetiştirmesinde de son derece önemli bir görev üstleniyor. Fakat tabii iktidar çok farklı bir şey Haşim Hocam. Kaim ve Emrillah. Öyle. Yani oğlundan sonra tahtı ele geçirdiğinde onun hazinesine göz dikiyor ve kaynakların verdiği bilgilere göre de onu o kadar çok büyük bir eziyet ediyor ki hatta şöyle söyleyebilirim. Çok özür diliyorum. İzleyicilerimizden de çok özür diliyorum. Yani sen kendi uhdendeki hazinendeki bütün varlıklarını bize ver diye kendisini sıkıştırdığında asla vermem o milletime ait dediğinde bunun üzerine cezalandırılıyor ve cezalandırma şekli de ayaklarından ters asılıyor ve çok özür diliyorum kendi idrarının yani yüzüne doğru akması sağlanıyor.
Yani düşünebiliyor musun? İnsafsızca, çok acımasızca. Yani hatta kain bir emrillahın bunu nasıl yaptığını anlamakta kendisi bile zorlanıyor. O konuda çok güzel çalışmalar da var. Yani onu da ifade edelim ama ben de Bozkır'ın Asenalarında çünkü arada kalmış bir ve çok fazla bilinmeyen bir hatun, Şagap Hatun. Onu da ifade edelim. Şimdi gelelim Türk kültüründe kadınlara ait de kentlerin olduğunu biliyoruz, şehirlerin olduğunu biliyoruz. Kıyı veya kıy şehirleri dediğimiz şehirler var. Bu şöyle söyleyebilirim. Şimdi konuyu çok fazla dağıtmak istemiyorum ama Türk kültürüyle ilgili son biliyorsunuz 19. ve 20. yüzyıl boyunca Türklerin yaşam biçimiyle ilgili ki terminoloji göçebe Türklerdi. Ancak bugün geldiğimiz noktada geri göçebe. Batı'da işte bu konuda çalışma yapanlar da artık bu işin yani Türklerin kendilerine ait bir yaşam tarzları olduğu ve bunun da konar göçer tabiriyle karşılanabileceği noktasına. Anadolu'da var işte hocam. Yaylak tabii ki, ve kışlak dediğimiz yaylak ve kışlak. Yani yaylağımız da bellidir, kışlağımız da bellidir aslında. Evet, tabii yani ki. Yani biz bedevi olmadık hayatımızın hiçbir yerinde. Ya şimdi hocam dönemi. Yani bakın Türk göçleri öyle çok özür diliyorum. Mesela bazı tanımlamalar da yapılıyor. Mesela işte macera perest gibi işte biz macera perest bir millet değiliz. Biz bir yerden bir yere göç etmeden önce keşifçi göndeririz. Oranın bizim hayat şartımıza ne kadar uygun olduğuna bakarız. Daha sonraki süreçte de oraya göç ettiğimiz zaman da öyle dinleyicilerimiz bizi hani yanlış da anlamasınlar. Orada yaşadık işte 3 yıl sonra buraya geçtik, 5 yıl sonra oraya geçtik diye bir şey söz konusu değil. Gittiğimiz topraklarda orayı tam telakki ettik. Ve orada yazlık ve kışlık yani yaylak ve kışlak dediğimiz hayatı yaşadık. Dolayısıyla da bu daha sonraki süreçte şöyle bir tarihte, ön Türk tarihi için söyleyebilirim. Türkler işte şehirleşememiş, şehirleri olmayan bir millet olarak anılmaya başlandı. Hani bu göçerlik üzerinden onların stabil dediğimiz kalıcı şehirleri yok. Ama biz bugün özellikle Rus arkeologların başta Sibirya olmak üzere, bunların yaşadığı bölgeden bu tarafa doğru geldiğimizde Türklerin şehirlerinin varlığını görüyoruz. Bu net. Yani Türkler şehirler Bahattin'e, kurdular. Bahattin Ögel Hoca hem Türk kültürünün gelişme çağlarında hem de İslamiyet'ten önceki Türk kültür tarihi kitabının içerisinde evet. Hun döneminde Orta Asya şehirlerindeki sulama kanallarını dan bahsediyor. Tabii. Nasıl aynen. bir şehir dokusunun tabii. yapıldığını, nasıl bir sistemin oluşturulduğunu, tarımın neden olduğunu. Halbuki biz biraz da böyle hamasetle işte Mete'ye Çinliler şu kadar buğday vermişler. Onu yerleşikliğe mahkum etmek için. Böyle bir şey yok aslında. Yani buğdayı alır zaten kullandığı bir şeye. Ne yiyip ne içecek evet. bu insan? Biz zannediyoruz ki tamamen Hüdayin Abid yaşıyoruz. İşte avcılık ve toplayıcılık. Belki her milletin kökünde ilk ortaya çıktığı zamanda bu avcılık ve toplayıcılık mecbur. Vardır. Tabii. Ama gelinen yüzyılda böyle bir şey yok. Yani biz hayvancılığa bağlı ama bunu yanı sıra sizin de söylediğiniz gibi elbette ki tarımla uğraştık. Bugün kurganlardan çıkan malzemeler arasında işte buğdayın olması, arpanın olması, bir takım diyelim o tür ürünlerin olması bize Türklerin yine aynı şekilde tarım aletlerinin çıkıyor olması. Yani bunlar son derece önemli. Bizim tarihimizi hani hep söylüyoruz. Biz biraz İslam öncesi Türk tarihi çalışanların gerçekten işi zordur. Çünkü yazılı kaynak bulmakta zorlanıyoruz ama biz hani kültürümüzü sembollere, tarihimizi de kurganlara gömerek geldik. Yani kurganlar aslında bizim tarihimizi çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Ve bu kurganlara baktığımız zaman da biz Türklerin nasıl bir yaşam tarzı yaşadıklarını da net bir şekilde ortaya koyabiliyoruz. Şimdi gelelim çok fazla zamanımız olmadığını da bildiğim için. Türklerde işte başlangıçta şu söylendi. Yani Türkler özellikle hatunlar ki biraz önce bir önceki bölümde de ifade etmiştik. Türklerde tek eşlik esas ve siyasi evlenmeler gerçekleşti. Bu siyasi evlenmelerde Çin'den gelen gelinler var. İşte Çin'den gelen gelinlerin hani bu noktada daha ziyade o otağı anlayışından çıkarak kendilerine daha güvenilir bir yer bulma anlayışı içerisinde işte
kent kültürünün gelişmesine katkı sağladıkları söyleniyor bir kısım araştırıcılar tarafından. Ama Türklerin biraz önce söylediğimiz o toplum yapısı var ya, herkesi savaşa hazırlayan o toplum, bozkır kültürü, Türk töresi, aynı zamanda kadının bir savaşlara kadınlar katılıyorlar. Ama hocam şu savaş dediğimiz zaman sanki böyle her zaman işte kılıç, kalkan çekip okla çıkıyoruz atın üzerine, düşmanla savaşıyoruz gibi algılanıyor. Bu doğru. Bu hayatın kaçınılmaz unsurlarından birisi. Evet. Ama bozkır insanı kendisini her şeyle savaşa hazırlıyor. Yani buradaki evet, savaş bildiğimiz meydanda evet, kılıçla kalkanla yapılan değil. Tabiata karşı bir yaşam savaşı veriyorsunuz. Vahşi hayvanlara karşı bir yaşam savaşı veriyorsunuz. Soğuğa karşı veriyorsunuz. O oranın sıcakla soğuk arasındaki farkına göre bir hayat savaşı veriyorsunuz. Ve güçlü olmak zorundasınız. Hani bugün bize pandemiden vücut direnciniz çok güçlü olursa kurtulursunuz, hayatta kalırsınız diyorlar ya yani doktorlar vesaire. Orada da aynı. Güçlü olursanız, topluma karşı galip olursanız, siz hakim olursanız hayatta kalırsınız. O Orta Asya'nın şartlarının içinde öyle değil coğrafya, mi? Tabii, coğrafya kaderdir, boşa denmiyor. Eksik anlaşılmasın diye söyledim. Coğrafya kaderdir ama kaderi belki de siz kaderinizi değiştirebilirsiniz gibi. Hani onu bir makus talih, ne yapacağım, ne edeceğim deyip ağlamaktansa aslında onun çözümüne yönelik bir hamle var aslında. Göre şartlara çalışma. Buyurun. Şartlar çetin, zor, mücadele etmek zorundasınız. Hani daha önce de bahsettiğimiz gibi hem toplumsal hem bireysel. O şartlar sizi o kadar çok zorluyor ki tahammül sınırlarınızı da zorluyor. O yüzden de bunun da bir hani kurallar zinciri içerisinde belirlenmesi lazım. Şimdi kıyı şehirleri dediğimiz şehirler aslında hatun şehirleri. Özellikle çıkış noktası olarak savaşa giderken ailelerini güvence altına almak istemeleri üzerinden kaynaklanıyor. Bu şekilde kuruluyor yani hatun şehirler. Ve bu nehir kenarına oluyor veya tepelerin hemen yamaçlarına kuruluyor. Daha ziyade korunaklı yerler oluyor. Dolayısıyla zaten korunaklı yerler olduğu için de kıyı şehirleri veya kıyı kentleri deniliyor buna. Bunların içerisinde Türk tarihinde en fazla öne çıkan şehirlerin arasında Barçınlı Kent adlı bir kentimiz var. Yani Oğuz boyundan olduğunu bildiğimiz bugün Türkistan, tabii Kazakistan'ın Türkistan. O yüzden hocam. Her programda kendime bir rol çıkartırım. Yani. Doğru. Mesela ben de Çepniyim'dir. Yani Oğuz boyundan Çepni. Eyvallah. Dolayısıyla da işte o korunaklı yerlerde ailelerini, yaşlarını, kadınlarını ve çocuklarını korumak üzere oluşturulan şehirlere biz hatun şehirler diyoruz. Tabi arada bazen böyle şey oluyor. Hani siz araya girince ben de bazen unutuyorum yani. Hocam, hatun şehirlerden tekrar hani tekrar hani siz iyi yapıyorsunuz da ben işte bir anda dikkat dağılınca gidiyor. Hatun şehirlerimiz bu şekilde. Yani Barçınlı Kent dediğimiz en bilinen ama bugün Sirderya yani Seyhun Nehri üzerinde oldukça fazla kıyı adı altında şehirlerin varlığına da rastlıyoruz. Yani kağanların adlarını taşıyan şehirler olduğu gibi hatunların isimlerini veya kadınların isimlerini taşıyan şehirlerimiz de var. Zaten yine işte bu kültürün devamlılığı noktasından baktığımız zaman Türkistan sahasındaki yer adlarının işte çünkü biz yer adlarına önce boy beyinin veya kanun adını veririz veya güçlü ise ve eşinin ölümünden sonra. Mesela Türklerde veraset sisteminde şöyle bir şey var. Türk töresi mesela illa büyük erkek çocuğun tahtın ilk varisi olacağı noktasında bir hüküm belirlemez. Hatta kız çocuğuna da verir onu. Yani kız ve erkek arasında bunlar yetiştirilirler. Tahtı kim hak ediyorsa ona verilir. Yani veraset sistemimiz bizim aslında bu şekilde. Mesela Karadeniz'in kuzeyinde ve Doğu Avrupa'ya baktığımız zaman da mesela Peçeneklerde örnek verebilirim. Onlar biraz daha farklı yapıyorlar. Yani Kaan öldüğünde kendi oğulları değil kardeşi veya kardeşin çocukları geçiyor. Yani sülale. İslam öncesi Türk devletlerinde hanedan anlayışından ziyade yanlış bilinen doğrulardan bir tanesi de budur. Sülaleler vardır. Şimdi hanedanlıklar deniliyor yani. İslam öncesi Türk tarihi için hanedan dememiz biraz doğru değil. Sülaleler var. Sülale üzerinden gidiyor yani. Bunu yani burada mesela Göktürk örneğini düşündüğümüzde
iki kardeş ve amca. Neredeyse evet. aynı seviyedeler. Evet. evet Kaan belki bunlara göre bir tık daha yukarıda ama sonuç itibariyle yönetimi üçlü görüyorsunuz. Selçuklular da ilk devleti kurduklarında üçlü kuruyorlar aslında. Yani Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve Musa var amcaları. Tabii, tabii. Net o Göktürk sisteminin hemen hemen bir benzerini kurduklarını görüyoruz. Haşim Hocam, Türk tarihinde üç, şöyle söyleyebilirim. Üç hükümdar ve kardeşleri çok güzel anlaşmıştır. Birincisi, zaman zaman çok şeyler söylerler ama Atilla ve Bileda'dır. Bazen Batı literatüründe Atilla korkusu olduğu için Atilla'nın Bileda'yı öldürdüğü de söylenir. Ancak biz hemen şu soruyu sorarız. Peki Atilla 10 yıl boyunca neden Bileda'yı öldürmedi? Evet. Şimdi madem ki o tahtı istiyordu, o zaman onu öldürebilirdi. Dolayısıyla bu noktada Atilla ve Bileda. Köklükler dönemine geldiğimiz zaman da Bilge ve Kültekin. Bumin ve İstemi. Evet. Bumin ve İstemi. Daha sonraki dönemde Tuğrul ve Çağrı Beyler. Hiçbir şekilde birbirlerine karşı bir kasıtları yok. Hiç yok. Ve o kadar iyi devleti yönetmişler ki birisi siyasetçi yönetici olarak, diğeri de hükümdar olarak. Birbirlerini tamamlamışlar. Yani evet. Türk tarihi keşke, tarihte tabii keşke deme şansımız maalesef yok ama bu güzel güzide örneklere de sahip olmuş. Dolayısıyla hani tarihimize baktığımız zaman hani sizin de söylediğiniz o örnek üzerinden giderek hani ben bunu söyledim. Devletin yönetiminde o anlayışın olması, işte kız çocuğunun devletin yönetiminde söz sahibi olması, daha sonra hatun olarak eşinin ölümünden sonra veyahut da hani bir fiil kendisi devletin yönetiminde bizzat bulunması veyahut da çocuğu adına naibe diyebileceğimiz bir anlayışla Bahriye yönetmesi. Bahriye Hoca'nın kitabı var. Yani evet. yeri gelmişken Doğru. onu da Müslüman analım Türk'te, unutmadan. Evet. Yani Müslüman Türk devletlerinde evet. kadın hükümdarlar ve naibeler diye zaten hocanın çok da güzel bir kitap o var. Çalışma Türkiye'de ilk yapılan çalışma. Tabii. O alandaki ilk. Evet. O yani hepimizin başucu kitabı gerçekten de. Daha sonraki süreçte de yine her ikisini de rahmetle analım. Zekeriya Kitapçı hocamız. Yani onun da bu konuda güzel çalışmaları var. Şimdi tabii son dönemlerde dediğim gibi tarihte kadınlara dair çalışmalar birbiri ardınca geliyor. Bu bizim için son derece güzel ve önemli. İlerlemelerimizin yani bu şekilde olması, tarih yazımının bu şekilde aksetmesi çocuklarımıza, yani bizim mesela TÜRKAP olarak en büyük projelerimizden bir tanesi gerçekleştirebilirsek buradan da hani söyleyelim. Özellikle okul öncesi çağda Türk tarihinin belli başlı kadınlarının bu sadece yönetimde değil diğer bütün alanlarda mesela şairelerimiz işte daha başka sanatçılarımızın hayatlarını bir çizgi film haline getirip okul öncesi çağda çocuklarımıza gösteriminin yapılmasını sağlamak. Bu konuda çok fazla çalışmanın yapılmadığını biliyoruz yani. Çünkü yani eğitimcilerin söyledikleri ve bildikleri şöyle bir gerçek var. 6-7 yaşına kadar çocuk aslında ne alması gerekiyorsa alır. Yani eğer biz öyle yani bu tür projelerle de yine... Yani yazılı literatüre geçmeden tabii, zaten alacağını alıyor çocuk. Tabii. Yani yazın yani, hayatına tabii. girmeden önce. Geçenlerde, o sebeple görsel hafızaya hitap etmek daha önemli. Geçenlerde bir kitap elime geçti. Hatta hocama bahsetmemiştim ama burada bahsetmiş olayım. Kitabı küçük 4 yaşındaki yeğenime hediye etmişler. Hediye getirmişler. İçerine bakmadılar muhtemelen. Şöyle bir açtım kitabı ve sonra dedim ki ben bunu yeğenime okutmayın kesinlikle. Kitabın başlangıcı şöyle. Keşiflerle Dünya mı? Öyle bir ismi tam söylemeyeyim de şimdi şey yapmış olmasın diyelim. Kitabı açtığınızda İlk etapta Amerikan futbolu, yani Keşiflerle Dünya adlı kitap Amerikan futboluyla başlıyor. Öbür sayfayı çeviriyoruz. Afrika'da bir köy, o kadar pejmürde bir halde ki o köy, hani o köye gitmek istemezsiniz, o kadar kötü. Herkes pejmürde kıyafetler. Bir sonraki sayfayı çeviriyoruz. Avrupa'da bir çiftlik, o kadar güzel bir çiftlik ki, yani oraya gitmek istersiniz, buraya değil, o kadar güzel. Bir sonrakini çeviriyorsunuz, pazar işte yapmışlar. Pazarda ne kadar pejmürde bir insan varsa satıcı, zenci yani şey olarak da renk olarak da söyleyelim. Alıcılar da çok güzel giyimli,
Algı yönetimi. Tertemiz. Bunun evet, adına biz evet. Algı yönetimi. Ve 4-5 yaşındaki çocuğa yapılacak, yani yapılmış olan bir kitap. Tamamen algısı. Ve çevrilmiş yönetimi. Türkçe'de şu an bu kitap. Bizim işte aslında bu yapacağımız şey belki de bu yanlış algıların çözülmesi için bir vesile olur diye umut ediyoruz. Ya buradan yanlış anlaşılmasın. Bizim amacımız özellikle kendi çocuklarımızı, kendi gençlerimizi evet. önce Türk kültürüyle tanıştırmak. Elbette ki daha sonra dünya kültürü, dünyadaki gelişmelerden de ayrı evet. yaşayamazsınız. Hani burada şimdi belki bizi farklı yere koymak hocam, da isteyebilirler. Ama bizim amacımız koyma, bu. Kimse koymasın. İyi ve faydalı olanı evet. herkes ister. Herkes yanındadır. Kesinlikle. Ve evet. Bizim de istediğimiz, yani ben Batı tarih kadar edebiyat da okurum. Hı. En fazla okuduğum edebiyat Batı edebiyatıdır. Hemen her türlüsünü, her ülkeyi okurum. Başından evet. sonra önyargısız bir şekilde tabii, okurum. Öyle. Doğuyu da Batı'yı da. İyi olanı alırım ama algı yönetimi çok farklı bir şey. Yani tarihçilik o. üzerinde bu var, çocuk edebiyatı üzerinde bu var. Orta öğretimin öncesinde veya orta öğretimin kendisinde. Bu var ve dünya genelinde yine o Eurocentric kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum ama işte Avrupa merkezci diyelim bir algının oluşturulmaya çalışıldığı muhakkak. Her hakim dünya kendi algıları üzerinden dünyayı yönetmeye çalışır. Belki biz de bakmak lazım yani 10. yüzyıl 13. yüzyıllarda biz de belki dünyayı kendi dünyamızdan yönetmeye çalışmışızdır ama... Hocam biz yönetmeye çalıştık ama bizde Türk milletinde şöyle bir özellik var. Hamaseten konuşmayacağım ama bir hoşgörü, iki merhamet, üç adalet. Yani Türklerin dünyadaki öne çıkartan en önemli hasletleri bunlar. Şimdi adaletle gittiğiniz zaman, çünkü bunu Kutat Kubling'de de görüyoruz. Yani kanun iyi bir şeydir ama kanundan daha iyi olan diyor onun adaletle tatbik edilmesidir. Dolayısıyla da böyle bir kültürün ürettiği adalet anlayışı ki bunu Osmanlı'da da görüyoruz, Selçuklu'da da görüyoruz, bugün de görüyoruz. Yani biz tarihimiz boyunca başka milletler gibi gittiğimiz toprakların yeraltı veya yerüstü zenginliklerini tarumar etmek için veya oradaki halka eziyet etmek için gitmedik ki. Hocam ayette diyor ya her cuma okunuyor. Söylediğinizde tam örtüşüyor. Allah adaleti emreder, evet. iyiliği emreder. Evet. Ve yardımlaşmayı emreder. Bu bizim kültürümüzün içerisinde hep vardı. Ve yani kötü bir tablo çiziliyor olabilir insan pek çok insan için ama ben bu değerlerin kolay kolay da kaybolmayacağını düşünüyorum. Yani bu merhamet çizgimizi, adalet çizgimizi, kimliğimize, benliğimize hakim olduğumuz müddetçe, bildiğimiz müddetçe zaten kaybetmeyeceğiz. Hani genimizde, mayamızda var derler ya. Anadolu insanının mayasında bu var. Bu devam edecek. Ama Haşim Hocam şöyle bir gerçek var. Yani bugün hayat gençlerin elinde burada. Ve burası çok fazla yani bireyselce. Onda hemfikiriz. İşte, yani Dilara'nın söylediği evet, algı yönetimi işte, konusunda ben de aynı fikirdeyim evet, sizinle. Yani dolayısıyla bizim evet mayamızda var. Zihin ama bu kontrolü mayamızda, diyelim hatta algı yönetimini algıda, evet. şu an geçti zihin kontrolüne tabii, döndü. Kesinlikle. Aynen öyle. Dolayısıyla hani bizim de kendimize göre o tedbirleri alıp işte gençlerimizi yetiştirirken hep söylüyoruz ya kendi kültürümüz üzerinden. Önce kendi kültürümüzü tanıyalım ondan sonra başka milletlerin kültürünü evet. tanıyalım. Biz başka milletlerin sizin de ifade ettiğiniz gibi aynı şekilde yani bugün bizler de kendi tarihimizi okuyoruz ama kendi tarihimizi okurken yine kendi hem yani tabii edebiyat noktasında bir bakıyorsunuz başka milletlerin de kaynaklarını, çalışmalarını, romanlarını yani o bir sentezin ortaya çıkması lazım. Başkasının bakış açısını veyahut da senin dışında olanların bakış açısını iyi bilmen lazım. Öyle. Yani biz tarihçiler için dünyayı de öyle yani. Dünyayı tanımak lazım. Ve hep söylüyoruz tarihimizin her milletin tarihinde yani bizim milletimizde de başka milletlerin tarihinde de yani genel üzerinden bakıyoruz. Tabii ki yani olumlu veya olumsuz bir takım hadiseler yaşanmıştır. Ama biz başka milletlerin tarihinde, bakın bunu da iddialı söylüyorum. Biz hiçbir zaman asimilasyon yapmak üzere bir yere gitmedik. Yapmadık yani. Yapmadık. Yapmadık. O kadar millet hatta bunu zaten. Bazen de şey yaparız. O kadar millet ama başka, zaten. Tabii canım yani. Mesela Hindistan'a İngilizler gittiği zaman ne yapıyorlar hocam? 1895 yılında aldığı bir kararla diyor ki Hindistan'da üniversiteler diyor. Bakın dille girersiniz. En önemlisi budur. İngilizce yapıyor.
Bugün Hindistan'a gittiğiniz zaman yani sokakta İngilizcenin bu kadar konuşulması 1948'de çıktı oradan. Hala devam ediyor değil mi? Bizim ana Yani vatan diyorlar hocam. mesela işte biz Balkanlardan çıktık. Yani ama Balkanlara Osmanlı her türlü hakkı verdi. Yani bu konular tabii biraz daha farklı ama sonuçta Eyvallah. bizim hani gerçek söylüyorum yani devleti yönetirken başka ülke milletlere yani tamam bir istimalat politikamız, bir fetih politikamız İslam'dan sonra elbette ki oldu ama İslam öncesinde de Türk'ün anlayışı İstimalet kendi içinde merhameti barındırır hocam. evet. Her zaman. Aynen öyle. İşte onun öncesinde de cihan hakimiyeti anlayışıydı. Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar bütün her tarafı Türk adaletiyle buluşturmak. Bu çok güzel bir anlayış. Yani biz bu anlayışla hareket ettik. Ve daha sonraki süreçte bu işte ilahi kelimetullah'a dönüştü. Aynen öyle. İlahi kelimetullah oldu. Şimdi Dilara hocama döneyim. Tabii. Eğer söyleyecekleriniz Evet. tamamlandıysa. Şimdi bir yarım kalan bir kısım vardı. Bu Kurtuluş Savaşı döneminin hanımlarından bahsederken. Oradan devam edebiliriz. Aslında hatta merhamet deyince ben merhamet deyince aklıma gelen bir kişiyi de yine bahsetmek isterim. Süreyya Lütfen. Ağaoğlu, ilk kadın avukatımız. Aslında Türk dünyasında birleştiren de bir isim. Ağaoğlu Ahmet Bey'in kızı. 1903 yılında Azerbaycan'da dünyaya geliyorlar. Daha sonra ülkemize geliyorlar. Süreyya Ağaoğlu'nun şöyle bir özelliği var. Kadınlara avukatlık yolunu açan kişi. Şöyle ki çok iyi bildiğimiz isimlerden birisi Haldun Taner'in babası. Selahattin Bey o zamanın rektörü İstanbul Üniversitesi'nde. Süreyya Ağaoğlu gidiyor. Diyor ki ben de hukuk okumak istiyorum. Diyor ki Selahattin Bey tamam olur da diyor işte 3 kişi bulman lazım. 4 kişiyle bölüm açabiliriz işte size diyor. Ve Selahattin Bey'in bu sözü üzerine birkaç tane başka bölümlere gitmek isteyen arkadaşlarından da toplayarak tabiri caizse Süreyya Ağaoğlu geliyor. Diyor ki biz buluştuk bulduk 4 kişiyi. Kayıt olabiliriz. 4 kişi kayıda alıyorlar Süreyya Ağaoğlu beraber. İlk avukatlık mesleğini aslında ülkemize kazandıran, kadınlar açısından söylersek, ülkemize kazandıran kişi. Merhamet kısmına gelirsek çok önemli, özellikle kadınlarla ilgili çok önemli çalışmalarda bulunan bir kadın Süreyya Ağaoğlu. Kadın derneklerinde ve özellikle yurt dışında uluslararası kadın fuarlarında kadınlarla ilgili konferanslara katılmış ve orada ülkemizi temsil etmiş bir kişi. Merhametliği de şuradan geliyor. Yurt dışına gittiği Amerika'da yanlış söylemeyeyim. Amerika'ya gittiğinde orada kimsesiz çocuklarla ilgili vakıflar, dernekler daha doğrusu yetimhaneler olduğunu görüyor. Hemen aklına ülkesindeki aslında şeyler geliyor. Kimsesiz çocuklar geliyor. Ve diyor ki Türkiye'ye dönünce benim ilk işim bu olacak. Ülkeye geldi de 1975 yılında Süreyya Ağaoğlu Çocuk Dostları Derneği'ni kuruyor arkadaşlarla beraber. Ve bu dernek hala ayakta, hala da devam ediyor bir vakıf olarak. Kız çocuklarına yine eğitim vermeye devam eden bir dernek oluyor. Merhametinin aslında bir timsali, yine bir Süreyya Ağaoğlu görüyoruz. Aslında bakarsanız zaten köklü bir aile, Ağaoğlu ailesi. Babası da zaten matbuat müdürlüğümüzü yapmış. Önemli bir gazeteci ve yazar aynı zamanda. Ama bu dediğim gibi merhamet etkisini özellikle Süreyya Ağaoğlu'nda hala da ayakta durması bu vakfın çok daha kıymetli. Bütün şeyini buna vakfetmiş ve önemli bir etki bırakmış. Özellikle de işte dediğim gibi kadınlara avukatlık yolunu açması açısından da yine ayrı bir kıymeti var. Farklı kadınlar var tabii ki Cumhuriyet döneminde ilkleri yaşatan kadınlar. İşte Semiha Es geliyor aklıma, fotoğrafçımız. İşte Mualla Eyüboğlu var, Türkiye'nin ilk mimarlarından. Hocamın da adıyla beraber Sabahattin Eyüboğlu'nun kız kardeşi bu arada. Yıldız Moran var. Profesyonel anlamda ilk kadın fotoğrafçımız diyebiliriz. Safiye Ali var. Türkiye'nin ilk kadın doktoru. Ondan sonra Refet Angın var. O da Cumhuriyet'in ilk kadın öğretmenlerinden birisi. İşte Leyla Atakan var. Yine ilk kadın belediye başkanımız gibi farklı farklı ilkleri yaşatan kadınlar var aslında. Bunların en önemli özellikleri benim hep merhamete bağlayacağım ama özellikle bulundukları işleri neyse o işleri aslında biraz da yardım etmek üzerine de yapmışlar. Yani Safiye Ali doktor olmuş, ilk kadın doktor olmuş. Kendisinden sonra gelecek olan kadın doktorlara aslında bir Yener örnek Bey olmuş. bilgi yazmış Safiye Ali ile ilgili. Kitap da var Diyor hatta ki ona tıp ilgili. eğitimi almak üzere Almanya'ya gitti. Evet. Würzburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenim gördü.
1921'de diplomasını aldı. Çok erken bir tarih bakın. Ve Haziran 1923'te Türkiye'nin ilk kadın doktoru olarak icazetnamesini almıştı diyor. Yurt dışında eğitim alan doktorumuz. Teşekkür ederiz Yener Bey'e. Yani çok önemli bir dönüşüm, değişim olmakla beraber kadınların birbirlerine aslında yardım ettiklerini görüyoruz bir bakıma. Bu öncü kadınlar diye o yüzden sayıyoruz aslında bu kadınların isimlerini. Biraz da öyle görmek lazım diye düşünüyorum açıkçası. Evet, yönetmenimiz çay ve su gönderirse çok memnun olacağız. En azından benim suya ihtiyacım olduğu muhakkak. Ben bu arada bir ilave yapmak Buyurun istiyorum hocam. Hocama. Şimdi Türk Kadın Akademisyenler Birliği olarak, TÜRKAP olarak da Cumhuriyetimizin 2023'te 100. yılı münasebetiyle güzel bir projeye imza atıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 inci kalem diye bir kitap çıkartacağız. Ve Türkiye'de alanında ilk profesör olan 100 hocamızı çok güzel. Evet, yazıyoruz şu anda. Hocalarımıza dağıttık. Ve inşallah onu çok güzel bir şekilde tanıtımını da yaparak işte. Çünkü çok zordu. Yani Türkiye'de kendi alanında ilk profesör olan hocalarımızı, yani zannediyorsam bu YÖK'ün bile hani bu konuda bir çalışma yaptığını zannetmiyorum. Ama biz bu konudaki boşluğu inşallah bu güzel projemizle, kitabımızla birlikte akademiye ve dolayısıyla da Türk bilim dünyasına da hizmet edeceğiz ve sunacağız diye düşünüyoruz. Hep beraber yazıyoruz yani. Çok güzel olacağım muhakkak. Peki kadınların eğitimine dair bir şeyler söylemek ister misin? Yani nasıl eğitim görüyorlar, nerede eğitim görüyorlar? Özellikle Cumhuriyet'in erken dönemi işte ya da Osmanlı'nın son döneminde bu eğitim kurumlarından bahsettin ama belli ölçüde, belli yerlerde yetişen kadınlar işte ne gibi eğitim alıyorlar? Buna dair bilgilerimiz var mı? Şöyle söyleyebiliriz aslında işte rüştiyeler, ortaokullar, idadiler ondan sonra sırayla gidiyor. Hatta mesela ilginç bir bilgidir. İkinci Abdülhamit döneminden önce mesela baktığımızda 9 tane rüştiye varken, ortaokul varken kızlarla ilgili. İkinci Abdülhamit döneminde baktığımızda 85'e çıkıyor bu rakam. Bir seferberlik, eğitim seferberliği var aslında tabiri caizse. Bu dönemde bir eğitim seferberliği olduğunu söyleyebiliriz. Kadınların eğitimine bilhassa da önem verilmeye başlandığını görüyoruz. Bunun meyvelerini de aslında biz ikinci meşruiyette görüyoruz. Yani bu yetişen kadınlar, aslında eğitim alan kadınlar ikinci meşruiyette dernekleri, cemiyetleri kuracak kadınlar olacak mesela. Böyle bir bağ kurabiliriz. Aynı şekilde bu eğitim kısmı işte İnas Üniversitesi ile beraber, yani ilk kadın üniversitemizle beraber bir başka sayfa daha açıyor aslında bize. Bundan sonra üniversite eğitimi alacaklar. Tabii biraz çok savaş döneminde denk gelmesi. Yani savaşlar, ya bugünün salgınları, o günün savaşları aslında gibi bir bağlantı kurabiliriz. Yani sekteye uğratıyor ister istemez. Yani Eylül 12 Eylül 1914'te kurulmuş şey. Emrah yani. Safa'nın çok güzel bir lafı var. Benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi bugün diyor, içinde bulunduğumuz dünyadan şikayet eden insanlar diyor. Size sesleniyorum diyor. Yani diyor şöyle diyor 1900-1800 yılların sonlarında doğsaydınız ve böyle 1950'lere kadar falan yaşasaydınız diyor. Ayvayı yemiştiniz diyor. İki tane dünya savaşı görecektiniz diyor. Ondan sonra kıtlık görecektiniz diyor, salgın görecektiniz diyor. İnsan diyor öyle bir yüzyılda yaşamak istemez arkadaş diyor. Haklı ama yani gerçekten bir devletin, muazzam bir imparatorluğun ortadan kalkışına şahit oluyorsunuz. Bir yeniden kurulma söz konusu. Kendi öz kimliğinizden doğan bir Türkiye Cumhuriyeti ortaya çıkıyor ama bunu yaparken, ederken yedi düvele karşı savaşıyorsunuz bir taraftan. Ülkeniz istila edilmiş, kadim topraklarınızın hemen hemen hepsini neredeyse kaybetmişsiniz. Anadolu'yla sıkışmak durumunda kalıyorsunuz ve savaşmasanız, bir milli mücadele oluşturmasanız bu da elinizden gidecek. Yani bir karış toprak bırakmayacaklar bize. Haçlı zihniyetinin, biz ara ara konuşuyoruz Haç seferlerini, mantığı hep şey, bizi geldiğimiz topraklara geri göndermek. Yani buradan tamamen kom. Bu hiçbir zaman değişmeyecek bir ideoloji. O sebeple bunun da bilincinde olmak lazım aslında bakarsanız. Doğru. Önce Avrupa'dan, sonra Balkanlardan. Aynen öyle. Ve böyle bir dönemin içerisinde hem bir taraftan üç kıtaya hükmediyorsunuz ama geldiğiniz nokta burası. Ve bunu yaparken ne mücadeleler vererek yapıyorsunuz? Yani bizim aileden Kanal cephesinde şehit olanlar vardı. Yemen cephesinde şehit olanlar vardı. Sadece
Çanakkale'de değil, Çanakkale başlı başına bir destan zaten baktığınızda. Herhalde sokaktan birini çevirseniz, hafif yani bilinçli birini çevirseniz, ailesinden şehit olmayan, Çanakkale'de yoktur. Şehit olmayan insan yoktur. Yani bu topraklar kolay elde edilmiyor. Tabii. Bu bugüne gelirsek, bu masadan buradan rahat rahat konuşuyorsak, aslına bakarsanız onlara her gece, her gün vefa duyarak yapmamız aynen. gerekiyor. Onların sayesinde aynen. biz aynen. burada konuşuyoruz, okuyoruz, yazıyoruz, ahkam kesiyoruz tabiri caizse. O sebeple o yüzyıl ilginç bir yüzyıl. Yani 19. yüzyılın başları 20. yüzyıl. Ve 20. yüzyılın başları, 19. yüzyılın sonları inanılmaz zorluklarla. Yani biz kadınlar olarak da kendi haklarımızı da özellikle Tanzimat'tan sonra almaya başladığımızı da burada ifade edelim yani. Yani tabii, Osmanlı tabii. döneminde hani tamam Avrupa'ya hep söylüyoruz. Avrupa'nın kadına bakış açısı zaten işte cennetten kovulmalarına sebep olduğu için Hazreti Havva'ya bir kadına bakışları her zaman için kötü olmuştur. Kadının İncil'e bile... O mitolojik bir bakış aslında bakarsanız. Yani ama hani Hristiyanlık'ta kilisede bu önemlidir ya, İncil'e bile dokunmaları engellenmiştir. Veyahut da Çin'e gittiğiniz zaman mesela Çin'de de kadın şeydir yani erkek çocuğu doğduğunda onu böyle ipeklere sararlarken hocam, kız çocuk doğduğunda... Hocam ben bunu anlamıyorum. Yani şöyle düşünün, dünyanın en kudretli hükümdarı olun. Büyük İskender olun yani. Sizi doğuran bir ana değil mi? Evet. Bunun ötesi yok, yok. Yani. Yarısı kadın, yarısı kadınların doğurdu yani. Değil mi? Sonuç itibariyle. Ama işte, işte soru işareti. Bazı şeylerimiz maalesef var yani. Onun için hani bizde de mesela Osmanlı döneminde de belirli aralıklarla hani hocam evet. da bilir, siz de bilirsiniz. Hani kadının hani sokağa çıkması dahi yasaklanıyor. Kayıklara binmesi yasaklanıyor mesela. Tabii. Hatta bazen işte tek başına şey yok. Değil mi? Boğaz içinden geçerken işte evlerin kafeslere evet. işte kayıkçılar görmesinler diye. Yani bu tarz uygulamalar. Ama şey de var hocam yani. Mesela 19 yani 20. yüzyıl işte 1914 dedik ya. Hani onu da kader olarak kabul etmemişler. Yani savaş yılı olmasına rağmen hani savaşın ayak sesleri gelmiş zaten Avrupa'da. Ona rağmen o üniversiteyi kurmuş olmaları bile çok kıymetli diye düşünüyorum açıkçası. Hani onu geri plana atmamışlar. Hani savaş geliyor kapıda, işte buna boş ver denmemiş. Bu da kıymetli. Zaten açıkçası. Milli mücadele de yanlış bilmiyorsam hocam. Sen yani bu kadınların kurmuş oldukları vakıf ve derneklerin çok büyük rolü var. Hem kendi haklarını almalarında hem de daha sonra milli mücadeleye gidecek olan o süreçte kadının bilinçlendirilmesi noktasında. Bakın vakıf ve derneklerin belki de 19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyıl başlarında yaptıkları en önemli şey bir vatan müdafaası noktasında. Kadının tabii ki hani zaten doğuştan hani biraz önce sizin de söylediğiniz gibi o Maya'da var. Evet o bizim yani Türklerde öyle bir özellik vardır yani. Biz her şeyimizi vatana göre yazdık. Biraz önce ne dedim? Kadına, sevgiliye dair bizim bir efsanemiz yok. Mesela ben genelde şöyle söylerim derslerde. Yani devletli devlet arar, devletsiz vatan arar. Böyle hocam. Yani dolayısıyla o vatansız olmamamız lazım. Değil mi? O kıvama, o duruma düşmememiz gerekiyor. Hiç vatansız olmadık, Allah da düşürmesin. Düşürmesin. Yani evet. Dolayısıyla hani bunun için o tedbirleri almamız gerekiyor. İşte vakıf ve dernekler de, değil mi hocam? Evet. Yani 19, mesela Türk Kadınlar Birliği diye, Türk Dünyası Kadınları diye iki tane birlik de o dönemde kurulduğunu biliyorum ben. Hatta evet. onlar kadının seçme ve seçilme hakkının alınmasından sonra biz artık görevimizi tamamladık diyerek buna son veriyorlar. Yani miting yapıyorlar. Evet. 1934'te ilk miting yine orada. Kadınların yaptığı miting var. Bu seçme seçilme hakkının verilmesi üzerine bir miting yaparak bunu hasta kutluyorlar diyelim tabiri caizse bu geçme. Bu ilklerden birisidir. Yani milletvekili seçme seçilme hakkını dünyada ilk kazanan milletlerden biriyiz. Ama şunu da söylemek lazım aslında. Hep algıdan bahsediyoruz ya. Bir algıyla ilgili biraz kendi yüksek lisans tezime de bir dönüş yapacağım belki ama. Evet, lütfen. Orada bir Amerikan Misyoner Teşkilatı'nın 20. yüzyıl yani 1918-19 Amerikan Misyoner Teşkilatı'nın başındaki James Barton diye bir kişi şöyle söylüyor. Gazetede çıkan bir haber köşe yazısı bu. Hep devlet kurdu diyoruz ama algıyı nasıl değiştirmeye çalıştıklarının bir göstergesi diye söylemek istedim aslında. James Barton diyor ki
Dünyada üç tane devlet var, millet vardır diyor. Birinci grup hem kendini yönetebilen hem başkalarını yönetebilenler. Onu Amerikalılara koyuyor doğal olarak. Amerikan Misyoner Teşkilatı Başkanı olduğu için bir Amerikalı. İkinci grup kendilerini yönetebilenler. Ona Ermenileri koyuyor. Üçüncü grup hiç kimseyi yönetemeyenler. Kimi koyuyor? Türkleri. Yani bu bir algı operasyonu. Öyle bir şey gerçek yok. Ama böyle bir şey kayıt 1918 yılının. Ancak gülerim. İngiliz gazetesinde çıkmış. İşte bu bir İngiliz okudu sabah kahvaltısında. Tarih yani. Yönetimi işte yani kendi içinden. Jack Good'u boşuna tarih hırsızlığı diye bir kitap yazmadı hocam. Merkezine de İngilizler alıp. Yani böyle bir öyle bir algı oluşuyor ki siz öğretileni ve öğrenilmesini istediğinizi salt gerçekmiş gibi sunarsanız ve bunu kabul etmeye de dünden hazır bir kitleyle karşılaşırsanız ne yaparsanız yapın sonucu değiştiremezsiniz. En güzel örnek şu an Dilara'nın verdiği örnektir aslına bakarsanız. Doğru. Yani böyle beceriksiz, vandal, vahşi bir ırk imgesi oluşturuyorsunuz. Böyle bir şey yok. Yani tarihin içerisinde kaynak var. İyi ki de kaynaklar var. Yoksa olması. Biz şöyle düşün. Bazen şu espriyi yaparım hocam. Eski Orta Asya Türk tarihi ile ilgili kaynakları, yani biz Türk tarihinin büyük bir bölümünü en büyük düşmanımız olan Çinlilerin yazdığı metinlerden öğreniyoruz. Onlardan öğrendiğimiz böyleyse, bir de onların salt bize ait olan kaynaklar olsa nasıl karaktere sahip bir toplum ortaya çıkacağız? Yani onlardan öğrendiğimiz bile aslında ne kadar mert ve düzenli ve vefalı, yardımsever bir toplum, ahlaklı bir toplum olduğu düşüncesini ortaya çıkartıyor. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Yo, doğru, aynen. Yani Çin kaynakları da öyle. Daha sonra Batı'ya geldiğimiz zaman Rus kaynakları da öyle. Daha Batı'ya geldiğimiz zaman Grek-Latin kaynakları da öyle. Yani bizleri anlatırken, şimdi Haşim Hocam şöyle söyleyelim. Öyle bir güçsünüz ki o dönemde, hatırlıyor musunuz, şöyle dedi, başka hiçbir millette aynı anda farklı coğrafyalarda güçlü siyasi yapılanmalar, devletler, kanlıklar kuran başka bir millet yok diye. Şimdi her milletin tarihine girmişsiniz. Öyle. Yani her milletin tarihine aynen girmişsiniz. Yani Çin sizi yazmış, Hint sizi yazmış, Rus yazmış, Grek, Latin yazmış, yazmış Arap, Fars yazmış. Yani girerken de yani bir hakimiyet unsuruyla girmişsiniz, yönetmişsiniz. Şimdi sizi nasıl görmüşlerse öyle yazmışlar. Yani şimdi burada bizim bu noktada çok temkinli olmamız gerekiyor. Yani onların kaynaklarını biz kullanırken de tarihçili olarak bir bakış açısıyla kullanalım. Şimdi burada biraz şey olacak ama şöyle bir bilgiyi vermek isterim. Mesela Ruslarla ilgili bir çalışma yaparken şöyle bir şeye rast geldim. Şimdi biz tarih boyunca şöyle söyledik. Rusların Hristiyanlığı kabul etmesinde Bizans'ın yatsınamaz gerçeği var. Bizans metropolitleri bile Roma'dan gönderiyor. Daha sonra İstanbul'dan gönderiyor. Özellikle İstanbul'dan gönderiyor. Roma'dan demeyelim. Ama o kadar gına gelmiş ki, çünkü Bizans her türlü çalışmasında sürekli olarak metropolitler üzerinden Ruslara ayar vermeye çalışıyor. Ne yapmışlar biliyor musunuz hocam? Artık 12. yüzyılda Ruslar da demişler ki yeter artık ya. Yani biz sizlerden aslında şöyle söyleyeyim. Rusların Hristiyanlığı kabul etmesi Bizans'ın tesiriyle olsa da aslında Bulgarların tesiriyle olmuştur. Bunu da altını çizelim. Onlar da bunun farkındalar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? 12. yüzyılda yazılmış olan bir Rus kaynağına Vladimir adamlarını çağırıyor. Diyor ki bu milletin tarihini yazacaksınız ama bu milletin tarihini yazarken de Bizans atıfta bulunmayacaksınız. Aslında biz doğduğumuz andan itibaren Hristiyandık. Dolayısıyla da Hristiyan olduğumuzu oraya yerleştireceksiniz. Hmm. Şimdi rahipler ve kişiler tarafından yazılıyor bunlar. Şimdi onlar da düşünüyorlar, taşınıyorlar. En sonunda da şunu söylüyorlar. İlk Rus yıllıkları aslında öyle başlıyor. Yani Hazreti İsa'nın havarilerinden Andrei aslında hemen bu topraklara geldi. Kiev'i gördü ve Kiev'i gördüğünde de etrafındakilere şunu söyledi. Buraya iyi bakın, bu tepelere iyi bakın. Çünkü gün gelecek bu tepelerde büyük kiliseler inşa edilecektir. Hı hı. Halbuki böyle bir olay yok. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Ama işte o siyasi şeyi hani ve ondan sonra da Bizans'a diyor ki artık yani
benim üzerimde o siyasi hakimiyetini kaldır. Kuramaz. Yani tarih yazımı bu şekilde, bizim işte buna çok dikkat etmemiz lazım. Yani Türk tarihçileri olarak Türk tarihini değerlendirirken kaynaklara vakıf olmalıyız. Ama vakıf olurken de nasıl yazıldıkları noktasından da çok dikkatli bir şekilde bunları tercüme etmeliyiz diye düşünüyorum şahsen. Hocam son 10 dakikamıza girdik. Ortak bir soru sorayım son olarak. Bu Batı kaynaklarında ya da yabancı kaynaklarda diyelim, Türk kadını imgesine dair bir şeylere rastladınız mı? Yani kadın, şimdi şöyle bir şey, kadınlarla ilgili özellikle mesela Rus yıllıklarında çok fazla yok. Yani en azından ön Türklerle ilgili söyleyebiliriz. Ama Bizans kaynaklarında özellikle Buharuk Hatun var. Yani Sabarların hatunu olarak karşımıza çıkan, kocası Belek veya Bolak Kağan'ın ölümünden sonra 100 bin kişilik bir orduya ne diyelim, yani Bizans karşısında yer alan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle süsleri son derece güzel oldukları. Yani genel itibariyle Arap ve Fars kaynaklarına baktığımız zaman da Türk kadınları ile ilgili söylenen namuslarına son derece düşkün oldukları. İffetli oldukları, İbn-i güzel Fadlan oldukları. Yazıyor bunu, açıkça yazıyor. Aynı ve aynı zamanda da yani süslenmeye çok önem verdikleri, ki biz yine kurganlarda da bunu hatta görüyoruz. Bugün hani makyaj diyebileceğimiz bazı tür şeylerin kurganların içerisinde yer aldığını biliyoruz. Yani hem dış güzelliğe önem veriyorlar, hem kıyafetlerine önem veriyorlar. Kıyafetleriyle ilgili uzun tunikler kullandığına dair. Ama genel kanaat hocam, Türk kadınıyla ilgili namuslarına son derece düşkündürler, süslüdürler ve iffetlidirler. Böyle bir algıyı oluşturmuşuz. Başlı başına yeter. Yani bunu ben bizzat çok farklı dönem, İslami dönem seyyahlarının notlarında da sıkça evet, rastladım. Evet, doğru. Farklı bölgelerde, farklı coğrafyalarda İslam coğrafyacıları olsun ya da seyyahlar olsun, kadınları İbn-i Fadlan Kazveni, Gerdizi, tabii kadınları tasvir ediyorlar hocam, ama Orta Asya'ya geldiklerinde tabii, bu iffetli, ahlaklı olmaları, savaşçı yani tabii erkeklerden karakterleri, kaçmazlardı diyorlar mesela. Tabii, yani evet. Bunu da şey yapıyorlar yani, edin. Erkeklerden kaçmalarını beklerken kadınların erkeklerle aynı ortamda olmaları. Hatta İbn-i Batuta bile veriyor. Hem mesela, kaçmıyorlar hem de tabii, ahlaklı ve iffetliler. Evet, yani bu öyle. Tuhaf gibisinden böyle bir yani, algı var sanki. İbn-i Fadlan'da da anlatır ya yani, hem biraz hani bizleri kötülemek adına mı diyelim veyahut da o bakış açısıyla mı, bunlar çok pistirler der. Ama daha sonra iki sayfa sonra da der ki, kadın ve erkek nehirde hiç sakınmadan yıkanırlar. Yani hem bir taraftan çok pis diyorsun, diğer taraftan da nehirde yıkandıklarından bahsediyorsun. Yani kaynak evet, kendi içerisinde bile çelişkili bilgiler zina veriyor. Zina nedir bilmezler. Zina nedir bilmezler. O çok önemli aynen, bir ifade. Çünkü şöyle bir şey Haşim hocam, töre belirlemiş. Yani kadına 900, da erkeğe de aynı cezayı 920'li verir. 920'li yıllar. İzleyicilerimiz için söyleyeyim. Çok erken bir tarih. Çok nadir görülüyor. Zina Türklerde görülmez çünkü cezası ağır. Kadını tabii, ve erkeği şahitler olması lazım ama zina yaptığına tabii, dair tabii, ve kayın ağacına bağlıyorlar. Çünkü kayın ağacı esnek bir ağaç. Kollarını ve bacaklarını kayın ağacına bağlıyorlar kadınla erkeğin ve şöyle söylüyorlar. Biz onları güneşe ve yağmura maruz bıraktık. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir anda o dallar gevşiyor, rahatlıyorsunuz. Bir anda açılıyor ve sizin bedeniniz, uzuvlarınız çok ağır bir işkenceye maruz kalıyor. Cezası çok ağır olduğu için zinanın, tabii toplum yapısı da öyle, kadına bakış da öyle. Kadın ve erkek olarak ayırmıyor ama. Bakın ikisine de aynı cezayı veriyor tabii, yani. Tabii. O yönden önemli. Mesela Türklerde başka bir dikkat çekici husus da, anne ve babanın çocuğunu yetiştirdiğinde sorumluluğu anne ve babaya yükler. Yani bu da son derece önemli. Eğer ahlaka mugayir hareketlerde bulunursa veyahut da bir hırsızlık hadisesi olursa, ki o Türk toplum yapısında hırsızlık son derece önemlidir. At hırsızlığı daha önemlidir. Çünkü Türklerin çok kıymetli. Çok önemli tabii bir hani hem savaş vasıtası hem hayatlarının yani. Onu Simone de Saint-Quentin Moğollar için söylüyor.
Yani her at onlarındır. Sadece eğer bir o Tatar diyor gerçi evet. Ama eğer bir Tatar'a ait değilse. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Doğru. Yani. Dünyadaki bütün atlar onlara aittir. Evet. Sadece bir Tatar'a ait olmadığı müddetçe diyor. Yani kendilerinden birine ait olmadığı müddetçe. Doğru hocam. Doğru. Yani... Benim aklıma da Claude Farrar'la Pierre Loti geldi. Pierre Loti geldi. O dönemde Cumhuriyet döneminde onlar da ziyarete geliyorlar Türkiye Cumhuriyeti'ni. İzmit'e Claude Farrar geliyor. Pierre Loti zaten burada Türk dostu diye bilinir. Çok fazla kitabı da vardır bu konuda. Orada mesela güçlü kuvvetli olduğundan Türk kadınının özellikle Halide Edebi'yi görüyor. İşte Fatma Ali'yi görmüş Claude Farrar yine örnekleri görerek aslında. O yüzden caddeye onun adını vermişler. Cahil olduğunda. Kesinlikle. Ya güçlü ve kuvvetli oldukları ve gerçekten de çok akıllı olduklarını bahsediyorlar mesela kitaplarında. İlk aklıma gelen şimdi söylediğinizde o aklıma geldi. Bitmeden de belki bir ekleme yapmak isterim. Merak edenleri biraz böyle meraklı olanları yönlendirmek adına. Kadın Eserleri Kütüphanesi diye bir kütüphane var Fener Balat'ta. Çok da güzel tarihi de bir şeyde, mekanda. bu biraz da önce saydığım Süreyya Ağoğlu mesela onlardan biri ilk aklıma gelendi. Leyla Atakan gibi, Hasene Ilgaz gibi önemli tarihi kadınlarımızın özel arşivleri orada. Yani aile arşivlerini oraya şey yapmışlar, bağışlamışlar. Ve böylece orada güzel bir kataloglama da var. Yani çok güzel korunuyor orada bunlar. Meraklısı ve araştırma yapmak isteyenlere özellikle tavsiye ederim. Efemera koleksiyonu var mesela döneminde yapılmış olan. Yani Eminönü'nden Balat'a, Balat meşhur ya. Çok da güzel bir gençlere, seyahat değil yürüyerek mi? Yürüyerek gitmek isteyenler varsa Kadın Eserleri Müzesi'nin önünden geçmek durumundasınız kütüphanenin önünden. Evet. Şöyle bir dönün, uğrayın, bir ne var ne yok karıştırın evet. Bakalım. Ben bir de ikinci bir şey daha söyleyeyim. Anadolu'dan, Anadolu tarafından gidenler için özel Üsküdar'dan bir Fener Balat tarafına şey var, vapur var. O da böyle yarım bir boğaz turu yaptırıyor insana. Gerçekten tabii. Güzel keyifle gidip İstanbul'un en keyifli güzel mekanı. Yıldırımları 13 Nisan diye biliyorum. Yıldırımlarında güzel şenlikler de yapıyorlar. Hani bir gitmek isteyenlere belki o şenliğe denk getirmelerini tavsiye ederim. Onu da almadan geçmeyelim bu kütüphaneyi. Eyvallah. Hocam Yener Bey'in çok ilginç. Yener dördüncümüz gibi yaşadı sanki. Çok sağ olsun. Evet, sorusu sağ olsun. Var. Yani gerçekten bir fikrim yok. Sizin de olmayabilir. Yani olsun benim yok şahsen. Böyle bir soruya cevap veremezdim. Fakat tuhaf geldi bana. Şimdi bizdeki kayınvalide ya da kayın baba ile bu kayının bir ilgisi olabilir mi diyor. Hani kayın biraz, ağacının mı? Tabii. Zannetmiyorum. Yani benim hiçbir bilgim yok açıkçası. Var olan bilen varsa da söylesin. Bilgi olanlar yani özellikle. Biz bu masadakilerin alanının dışında. Yani fakat evet enteresan bir benzerlik. Ben yani enteresan bir benzerlik yanlış bu. Yanlış bir bilgi vermiyor. Doğru mudur değil midir? Ama ağaç, kayın ağacına bazen Türkler kadim zamanlarda ölmüş insanları koyarlardı. Ve o biraz kutsiyet de tabii atfederlerdi. Doğal olarak da oradan göğe yükseleceğini düşünürlerdi. Yani buradan bir kutsiyet, bir kudret atfediliyor mudur? Bunu bilemiyoruz. Yani bir o şey olabilir. Söylemek bakış zor. Bakış açısı olarak olabilir. Yani mantıksal olarak kayın oturuyor ama. Kayın kutsal görülen tabii. Ağaçlardan bir tanesidir. Siz de söylediğiniz gibi. Yine aynı şekilde kayın ağacından okların yapıldığını da biliyoruz. Özür dilerim, yayların yapıldığını biliyoruz. Çünkü esneklik bakımından. Hani o manevi anlamla belki verilebilir belki, ama tam olarak hani bir bilgimiz. Belki yani böyledir demek zor. Mantıksal tabii. Olarak mantıklı. Evlenenlere bizim oralarda evlenenlere şu ifade kullanır. Muhtemelen birçok yerde söylenir. Dört atanın dördü birdir. O kutsallık, kutsiyetle beraber o dört ata dördü birdir şeyi. Belki burada da bir bağlantı kurulabilir. Belki. Yani belki. Sadece bağlantı kuruyoruz bilmiyoruz. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Her iki hocamıza da hem Mualla hocama hem Dilara hocama çok keyifli bir program oldu. Eğer kameraman arkadaşımız yardımcı olabilirse ben yayını kapatmadan önce kitapları, Mualla hocamın kitaplarını bir kez daha izleyicilerimiz için ekranlarını sonradan açanlar için göstermek istiyorum. Ben de son bir cümle söyleyebilir miyim lütfen, hocam? Lütfen buyurun hocam. Yani Türkler tarihleri boyunca hitapta dahi hanımlarına eşim, yoldaşım demişlerdir. Bu cümle bile her şeyi özetlemeye yeter. Hocam iki isim var. Hanım, hanım. Evet. Begüm, beyim. 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 Doğru. Evet. Yani bu iki kelime Türk toplumunun kadına bakışını özetler aslına evet. Bakarsanız. Evet, Mualla Uydu Yücel hocamızın ilk Rus yıllıklarında Türkler
isimli kitabını bütün okuyucularımıza, izleyicilerimize tavsiye ediyorum. Şöyle göstereyim onu. Yine Türkistan'dan Tuna'ya Peçenekler, yayında biraz bahsi geçmişti. Bu kitabı da öneriyorum. Ve Bozkır'ın Asenaları. O programda adı geçen hemen hemen her Türk hatununun, hükümdar hatunun özellikle bulunduğu kitap. Kabaç Hatun'dan bahsetmiştik, tam da orası çıktı. Bozkır'ın Asenalarını şöyle göstereyim. Ve nihayetinde ilk başta gösterdiğim, bu da bizim ekibimizin, Hakan Kekeç'in yayın yönetmenliğinde 13. asrı ele aldığımız Aktüel Tarih, artık yayın hayatında. Herkese tavsiye ediyorum. Hatta okuyun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle sağlık ve afiyet dilerim.